Yaptın mı? Ve loading. Ve geldik. Merhaba. Bu olmaması Merhaba. lazım. Selamlar herkese arkadaşlar. Merhaba. Selamlar, selamlar, selamlar. Geldik. Yeniden buluştuk. Gördük kendimizi sonunda. Hoş bulduk, hoş bulduk. Müziksiz olacak. Ses vermemeye çalışacağız. Çünkü bunun sebebi arkadaşlar az önce bahsettiğim bilgisayar sıkıntıları değil. Şöyle çok fazla telifle uğraşmaya başladık. Telif Artık mi? evet çok fazla her şeye telif atar oldular. YouTube'da yani paranın peşinde değiliz ama videonun görünürlülüğünü kısıtlamaya başladılar. O yüzden mümkün mertebe müziği kapatıyoruz. Bilginiz olsun arkadaşlar bu konuyla alakalı. Şimdi bugünün asıl konusu hiçbir şey. Nasıl? Bugün arkadaşlar bizim Evet, birinci yıl dönümümüz. Gerçekten değişik bir evet. şekilde denk gelme söz konusu. Nasıl yani? Şöyle. Biz normalde 3 Ocak'ta geçtiğimiz sene Cuma günü yapmışız ilk Lore Konseyi'nin ahlaki grilik başlığı altında. Bu sene de pazara denk geldi ve pazar mottosunu bozmadan 3 Ocak'ta tam tamına bir yıl sonrasında Evet. ahlaki grilin tam bir yıl sonrasında yani konseyin de kuruluşundan bir yıl sonrasına denk geldi ve müthiş bir nasıl söyleyeyim Gök yıl gülüşü oldu dönümü yani. şeyini tam olarak işte yani böyle 4 Ocak değil 2 Ocak değil tam tamına 3 Ocak'ta Ufacık. denk getirdik ve güzel bir yayın yapmak dileğiyle karşınıza çıktık arkadaşlar. Öncelikle ben şöyle bir toparlama yapayım. Görkem abi bir yılını tatlısıyla acısıyla bizimle geçirdiğin için. Muratan bir yılını acısıyla tatlısıyla yani böyle birbirimizi çektik, birbirimize çirkefleştik, bağırdık, çağırdık falan, kızdık, yükseldik, Of. nazımız oldu falan. Yok gerçekten abi kardeş tadı altında böyle bu duygularla geçirdiğimiz için ikinize de Eda Hasan hariç çok teşekkür ediyorum. Yani konseyin yani böyle çıkıp şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Yani kelimelerle nasıl ifade edeyim bilmiyorum ama yani Görkem burada sadece çıkıp yayın yapmıyor. Muratan sadece çıkıp burada işte düşüncelerini söylemiyor. Bu konsey yayınlarını Muratan yazılarıyla, Görkem sosyal medyadaki aksiyonlarıyla destekliyor. Yani müthiş bir Enerjisi. altyapı ve enerjisiyle ikisinin de gerçekten çok büyük desteğiyle buralara kadar geldik. Buralar neresiyse artık. Sen de modere ettin. Sen ne yapacaksın lan? Sen başla. Ben ne yapacağım Yayın. canım? Ben yayını veriyorum, geçiyorum. Sayende. Ev sahibimiz olmasa evimiz Evet. olmazdı. Yayını veriyorum, geçiyorum sadece falan diye. Gerçekten öncelikle Merhaba. ikinize de çok 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 teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir araya gelmemizin temeli Ben eskiye de mi dayanıyor? teşekkür ediyorum. Soru. E Ben de. Ve bizi Eda'cığım söyle. izleyenlere de. Tabii, Bizi aynen. Bir sene boyunca izleyenlere bir de. araya gelmemizin temeli eskiye mi dayanıyor? Evet işte yaklaşık yani bugün tam bir yıl yani Lore Konseyi başlığı altında ya da bu konsepte tam bir yılı doldurmuş oluyoruz. Ama bunun tabii temelleri öncesinde atıldı. Nasıl temelleri öncesine dayanıyor? Muratan sağ olsun aslında ateşleyicisi oldu. Biz işte Eda ile Lore öğreniyorum şeklinde bir konseptle Eda'ya lore anlatıyordum ben. O da var olan lore anlatıyordum. Herhangi bir lorecraft yapmıyorduk. Üzerine yorumlama ya da işte şöyle olur böyle olur gelecekte gibi varsayımlarda bulunmadan direkt lore anlatımı yapıyorduk. Muratan dedi böyle böyle bir şey var. Benim de konuşasım var dedi. Tamam dedik çık gel. Ya dedi sonra işte dedi böyle Görkem gibi büyük bir üstad var dedi. Onu da alalım mı? Estağfurullah. Gittik falan. İşte o da naçizane sağ olsun kabul etti. Ve bu şekilde başlamış oldu. Yani eskiye dayanan mevzusu bu şekilde. Yani eski de sayılır yani sonuçta bir yıl eski Tam bir yıl değil mi? oldu. Yayın Tam bir yıl tam oldu. bence bayağı uzun bir süre Değil yani. mi? Evet. Aslında Ben bu hani... kadar gideceğini tahmin etmiyordum. Şöyle birkaç program yaparız. Arada Aynen toplaşırız. arada Böyle düzenli yaparız yani. olabileceğini falan hiç düşünmüyordum başta yani. Bayağı güzel düzene oturdu. Ya Tabii ilgi gördüğünden de oluyor tabii tabii. orada. Tabii. Karşılığı Seyirciler kesinlikle olmazsa sayesinde. olmaz yani. Bu tarz şeylerin. Zaten şey en son videolarda YouTube'a gelen yorumlardan belli yani ne kadar böyle ilgiyle böyle dikkatle izlediği herkesin. Böyle izliyorlar üstüne düşünüp böyle baya güzel sorular soruyorlar böyle YouTube'da da böyle açıklamak zorunda kalıyorsun. Güzel bir şey yani. Kesinlikle. Demek ki baya dikkat çekiyor, dinleniyor yani. Sağ olun, var olun. Evet.
Şimdi arkadaşlar konuya girerken konumuz ahlaki grilik tabii ama biz farkındaysanız World of Warcraft'ın başlığı altında açtık ve şu anda mesela ekranınıza farklı karakterler geliyor olabilir. Şu an Johnny Depp'i görüyorsunuz. Az önce farklı başka bir bambaşka karakterler görüyorum. Watchmen'den bir karakter göstermiştim. Spawn falan vardı ama bu demek olmuyor ki şu yeni pop-up'layan Sylvanas sinematiği hakkında konuşmayacağız ki Aa konuya şey. Çok Grindelwald'da mı olacak? John Depp'i koyduysan arkaya. Bir dakika. Ben Evet. bakamıyorum yine de. Evet, Grindelwald var. Ya bakacaksın işte. Kasıyor. Şu an Herkes kasıyor. var oğlum. Geniş Doğru. geniş konuşacağız işte. Yani konuyu Silvanas'la açacağım. Ben şu anda bir videoyu şey yaptım, hazırladım altta. Tam Türkçe çeviri yapmayalım diyorum. Çünkü o Tabii. biraz durdura durdura gitmemize şey olacak. Cümleleri mi Genel verelim? Nasıl konuyu yapalım? özetleyebilirsin bence. Öyle yapalım. Yani ha. Şu an Genel neler olduğundan bahsederiz sence? Evet. neden şöyle oldu? Dur bakalım. Ha geldi tamam. Neden şey oldu? Koymamışlar. Türkçe altyazı koymamışlar. Blizzard Türkiye şeysi falan filan. Biraz yavaş ya. Şimdi şurası önemli arkadaşlar. Şuraya kadar anlatalım. Ne oldu? Bu video büyük ihtimalle Sire Denatrius'un yakalanmasından sonra. Bu ara oradaki cümlelere de dikkat edelim. Sire Denatrius has been captured diyor. Not died. Çünkü Evet. ölmüyor. Evet. Yakalandı ve ne Yok. yapmamız lazım? Gidelim kurtaralım mı Not diyor Sylvanas. Zoval da diyor ki yani Jaylor, Lorlor, Jaylor. Da diyor Jaylor. ki hayır o işini gördü. Hatta diyor görevini şöyle bir güzel yerine getirdi. Bir sonraki silahımızı yapmamız lazım. Bunu kanıtladı, bunu ortaya koydu şeklinde yorum yapıyor ve elini nereye sokuyor? Bilmiyorum. Elini bir yere sokuyor. Elini Evet. Goodbye'ları varmış kristali böyle bir şey. kristali aldığı yer belli değil ama Ama bir de ne böyle kristali bir bu? evet ya ben o zaman burada alayım mı? Ben Heh, çünkü hadi ona dikkat al, etmiştim. tamam bekliyorum. Benim iki tane teorim vardı işte. Bir Lore Kings tanesi diye bir yer varmış. Onlar çok sevindim. o Jader, o Frostmourne'la Helm'i Runecover'ın zihninden alıp çekip aldığı için ben dedim ki yani bunları o zaman Runecover yapmadı bence. Denatrius yaptı ya. Denatrius'lar yaptı demiştim. Ve Jailer Denatrius bize son şakasını yaptı. Der demez gidip o rünü alıyor oradan ve onu da yeni oluşturacak Frostmourne'un işte kardeşine diyelim ona basıyorlar. Onun için bence bu yani Frostmourne'un da Deathlord elinden çıktığına dair bir ihtimal çok güçlü bir Ama ihtimal. şu çektiği yer büyük ihtimalle Runecarv'ın hafızası. Ama işte kristal sonuçta fiziksel bir şey çekiyor ve Evet. yani bir yere bir geçit kapısı açıyor ve o kristalde bir şey. O kristal benim tahminim hani Mav'da kristallerin olduğu bir yer var ya. O oradan çekiyor olabilir. Oranın Abi çünkü her şey olabilir. görevlerini oradaki deylileri falan yaptıysanız o kristallerin işte ruh tutma özelliği falan var. Hatta orada böyle Evet. O kristalden olan elementaller falan var ya. Bence direkt oradan özel böyle seçtiği bir kristal yani ya da işte bu Rune Blade'leri ya da işte ne Morn Blade'leri falan bu Blade şekilde olarak geçiyor yapıyorlar. ya. O ruh tutabilme özelliğini bu şekilde veriyorlar bence. Devam edelim. Neticede Kesinlikle. bilinmeyen olduğu için. Tabii. Destekli sallayacağız. Burada silahını şey yani bir sonraki silahın kişi olduğunu net bir şekilde anlıyoruz ve He is not ready'den de Evet. Anduin'den Evet. bahsettiğini ortaya koyuyor zaten. Evet. O da diyor ki more direct approach yani artık gidip kafasına vurman lazım Sylvanas diyor. Yani senin o iyicil yöntemin işe yaramıyor şeklinde bir yaklaşımda. Artık diyor şey işte bu kadar yolu sen oyalan diye kat etmedik diyor. We Evet. have not come this far for you Evet. to fight now. İşte ne yapılması gerektiğini biliyorsun diyor. Ve burada vurdukları silah arkadaşlar Charlemagne. Yani bu silah bilmiyorum nasıl böyle Morn Blade'e döndürülebiliyor ama daha önce içinde yani Varian'ın çift ruhunu, ikiz ruhunu taşıyan bir silah. İkiye Evet. ayrılabilen bir silah. İkiye, yani ikiye ayrıldıktan sonra tekrar birleşebilen bir silah.
Açıkçası bununla ilgili bir açıklama gelecektir ya da işte Legion expansion'daki Eda'cığım bağırma. Şey ailesi aradı da görüntülü aradığında çok bağırıyor. Çok bağırmaya başladı evet. Benim şey Gelmiyor o kadar ya. yani yok yayına Sana gelmesi değil de, geliyor. evet karıştırıyorum cümlelerimi. Özür dilerim arkadaşlar. Velhasıl içinde zaten kendine ait bir benliği olan bir silahı bu şekilde Mornblade'e çevirmeleri nasıl oluyor? Sadece o kristal üstüne basıp işte çekiçle iki tane vurmak yetiyor mu? Bilmiyorum ama işte dediğim gibi bir açıklama gelecektir bununla ilgili illaki. Ama videodaki tabii asıl vurucu yer burası değildi bence ki bugünün de konusu olan ahlaki griliğin her iki tarafında ne kadar acımasız olabileceğini gösterebilen bu konuşmaydı. Ve o konuşmayı alalım. Daha sonra yorumlayalım hızlıca çevirdikten sonra. There she is again. Yine geldi. Senin sonsuz nutukların derken cümlesini bitirmesine izin vermiyor ve evet biliyorum diyor. Başarısız oldu. Seni ikna etmekte diyor başarısız oldu. Yani konuşma faslı sona erdi. Öyle ya da böyle sana sahip olacağız diyor. Bize katılacaksın. Bize katılacaksın. Son kez bir şans veriyorum sana diyor. Bizim davamıza isteğinle katıl ya da hizmet etmeye zorlan diyor. Bu nasıl bir seçim bunu diyor. Bunu söylerken hiç istemiyor aslında. Bana bu seçimi neden verdin derken yine cümlesini yarıda kesiyor. Bu ara Anduin herhalde cümle bitiremiyor şu anda. Pek. Neden bana bir seçenek sunuyorsun ki yap madem de o anlamda diyor Anduin. Derken diyor Evet. ki bu seçim sana sunulmadı diyor. Evet, bu senin sahip olmadığın seçim. Ve hala diyor yani bu büyük planını yani kendi yani öyle diyorsun ya diyor hani büyük planın varken bile diyor hala ölümlülüğün ya da o ölümlülüğünde ölümlü olduğun dönemdeki ruh şey ne derler duyguların seni peşliyor. Ve bunu dinlerken de Sylvanas çok Evet. Bunu hemen yapma sükür diyor. donuyor. Sakın diyor Acıcık oraları sükür donuyor. kaşıma diyor. Sakın oraları kaşıma diyor. Why you've tried so hard to persuade me. Yani kendisine ne kadar soğukkanlı görüntü vermeye çalışıyorsunuz. Hala o Bir dakika, şimdi burası çok önemli. Onu Şimdi unutamıyor yani. burada söylediği Ama cümle şimdi Anduin'in şu, özür diliyorum Görkem abi. Şöyle Aha, hemen söyle söyleyeyim. Eğer diyor benim umudumun yani benim umudumdan vazgeçebilmem gibi bir durum söz konusu olursa diyor sen de sonunda bu tarz şeylerden vazgeçebilirsin şeklinde diyor. Bunca kovalama ve koşturmacanın sebebi bu demek ki. Ye getiriyor mevzuyu. Burada şöyle bir anahtar nokta var. Şimdi daha önce ağacı yakmadan önceki çıkışını da Sylvanas'ın mesela herkes işte duygusal çıkış yaptı, gaza geldi falan filan böyle herkes ilk yüzeysel gözüken şeye atlamıştı ya. Orada da demiştik biz hatta işte bakın Sylvanas hesapçı bir karakter. İşte duygusal gibi gözüken şeylerin altında bin tane hamle yatıyor. Şimdi burada da herkes aynı tuzağa düşüyor. Nasıl o ağacı yaktığında Sylvanas duygusal bir sebepten o anlık bir gazla ağacı yakmadıysa, şimdi de Anduin'i konuşturmama sebebi ve bu böyle duygusal gibi gözüken susturma hamlesi gene aslında duygusal değil. Anduin öyle kabul ediyor. Öyle olduğuna inanmak istiyor çünkü ama işte aslında o duruma gönderme var. O ağacı yaktığındaki duygusal çıkışının bir benzeri var burada da. O detay önemli bence. Evet, devam Diyelim devam ediyorum. Ve oradaki Arthas pozu var. O çok hoşuma gitti. Şu an bu Chalamet'in görünüşü gerçekten Çok güzel. inanılmaz güzel. Yani bir yeni bir Evet. Frostmourne'un doğuşunu net bir şekilde ortaya koyuyor ve Evet. burada da hani teslim ol artık şu an yaptığın şey işi daha da zorlaştırıyor diyor Anduin'e Sylvanas. Evet. Ve yani konunun ahlaki gri noktası bu. Yani şimdi kötü diyebildiğimiz karakter aslında bir seçim hakkı veriyor ama karşıda iyi diyebildiğimiz karakter bunu Evet, anladığı halde anlıyor yani. bu Anlayan seçimi olduğunu karşı da. tarafa yaptırmaya zorlayarak
Yani şöyle söyleyeyim, yani nasıl anlatayım? Eda, ya Yani benimle anlamak evlenirsin istemiyor ya da yani. sokaklarda Anlamak ölüme mahkum kalırsın. Hani anlayabiliyor istemiyor. musun yani? Ama bu seçimi sana yaptırmaya zorluyorum, anlıyor musun beni? Ben iyi bir Aha. karakterim aslında. Yani. Hani Yani mevzu... Heh. zaten buradaki işte anahtar nokta o. Herkesin takıldığı da o. Şimdi genel geyik böyle gelen tepkilere bakınca işte Sylvanas Redemption Redemption mı işte geliyor? kurtulacak işte aman iyiymiş aslında çok aman şey falan. Şimdi bu aynı insanlar ne demişti? İşte Battle Sylvanas for kurtuldu. Azeroth'ta da Allah ağacı yakınca helallik Sylvanas boss olacak Garrosh gibi keseceğiz versin. demişti. Evet, Aynı evet, kitle, aynı tepkiler. Ya arkadaşlar bu kadar yüzeysel bak daha yeni örnek var. Yani Battle for Azeroth'ta böyle olmadı. Bakın öyle gitmedi. olmadı, evet, bir Hatta şey. yani tamamen tersine gitti olaylar. Hiç beklenmedik twistler oldu falan. Yani bunları hatırlayın. Bunda da aynı Evet. şey olmayacak. Yani yanlış beklentiye girmeyin. Zaten yani gidişatı biz daha önceden tahmin etmiştik. Bakın işte o zaman da Bu dedik sefer Sylvanas Garrosh'tan zamanlı çok Illidan'a geçmişte. benzer bir şekilde gidiyor Evet. dedik o zaman da. Bakın boss olmadı. Şimdi gene aynı şeyleri oluyor. Gene aynı tepkiler geliyor. Yani hadi öncekinde biz tesadüfen tutturduysak da bu sefer artık adamlar birebir aynı şeyi yapıyor olamaz değil mi? Yani bu kadar düz, bu kadar böyle belirgin hikaye Ama verilir öyle mi? inanmak Öyle istiyorlar olmayacak işte. tabii ki Öyle yani. düşünmek yani. Kabul edin. Komünitenin büyük kısmı böyle inanmak Ne istiyor. Böyle yazık ki yani yapacaklar demek. evet işte Ama o Sylvanas'ı keselim de keselim işte yok şeyde ağacı evet. yaktı, Night Elf'leri öldürdü falan. Açık hedef her zaman kolay crafting, yani teori Evet. crafting'e yol açıyor. Yani Aynen. açık hedef. Neden? İşte iyi bir şey gibi görünen şey nedir? İşte ağaç, yeşillik, ruhlar, ölümden sonra işte rest in peace mevzusu. İşte buna zarar Aynen. veren Sylvanas gibi. Ama Ya. öbür tarafa bir geçiyorsun seni orada kendi ırklarına katıp köle olarak yaşatıyorlar mesela sonra. Ama Yani işte aynen. şimdi buradaki mevzu çok derin. Yani yapılması gereken bir şey var. Sylvanas bunu söylemiyor. Eyvallah. Ama Anduin'in de bu durumu yani söz konusu olan bu durumu anlayıp bu seçimi zorla Sylvanas'a yaptırıp Evet. şimdi diyor ki aslında diyor benim umudumu kaybetmemle birlikte sen kendi vicdanını rahatlatacaksın. O yüzden diyor ben kendi vicdanımı rahatlatıyorum. Bütün vicdan Tam azabını tersi, sen çek. aynen. Sana Helal, helal girsin Utku. diyor. Sonra işte Şalamen'i yere koyup Light will protect us deyince iyi karaktere dönüşüyor. Ne? Evet. Hepsi Yani senin üzerine diyor yani. O ha çoğu direkt madem bu kadar sen iyi bir adamsın ki ben Anduin'in gerçekten kötü iyi. bir karakter olacağını düşünmüyorum. Ben de düşünmüyorum. Hala Beacon Yok, of yok. Light pozisyonuna geleceğini düşünüyorum. Büyük işler başaracağını düşünüyorum. Ben de. Arkadaş sorumluluğunu eline al. Madem anladın durumu, sana bir uzatılan Mornblade var. Tersine çevir. Bence ama bir şey değil mi? Anlama değil. Anlamıyor, kabul etmek istemiyor bence öyle bir şey olabilir. Bence şu an İstemiyor planı yani. bilmiyor. Yani onu da düşündüm ama plan bilmiyor yani şu an planı bilmiyor. Bir şey var evet bir şey yapılıyor ama ne için? For what? Ne kadar büyük olduğunu anlamadı hala. Evet, Görmesi yok. lazım belki de gösterilmesi lazım belki de. Ha o da Zaten olabilir. olayı anlaşılmamış. Utku onu bir daha desene. Neyi? O kısım güzeldi bak sen açıkladın ya. İşte şey Anduin yükü Sylvanas'a atmaya çalışıyor aslında bunu yaparak. Tamam, dur Evet son bir yorum daha hani geldi. sen Onu da beni bakayım. zor diyor. Orada hani sen beni zorla. Hani Heh. bunun gerekirse vicdan azabını da sen çek. Ben kabul Sen çek. etmeyeceğim. Aynen. Ben seçmiş Vicdan olmayayım. Sen oyunu beni vicdan zorla azabı. yapmış ol. Şeyi var. Aynen o yani. Yani işte Utku'nun dediği oydu. Şimdi anlat dedim ben atladım ama madem devam edeyim. Yani arkadaşlar o şeyin videonun aslında içindeki ana tema o. Yani iyi gözüken işte bugün konuşacağımız şey de oydu. Ahlaki grilik kısmına her zaman kötü taraftan bakmayın. Şimdi Sylvanas Evet. üzerinden bakıyorsunuz ya buna. Yani bu video üzerinden bakınca mesela Sylvanas üzerinden kötü o gözüküyor. Ama Anduin'in yaptığı da aslında pasif bir böyle şey nasıl diyeyim Pasif emrivaki. kötülük. Yok Yani yok evet dur. ters bir emrivaki yapıyor. Ben iyi kalayım da işte sorumlusu Sen sen beni ol. zorla. Ya evet Abi şimdi Anduin'in yaptığına günümüz toplumunda psikolojik şiddet deniyor. aynen öyle yani Evet aynen evet. öyle evet. Gerçekten öyle. Yani şimdi bak Güzeldi. şöyle düşünün. Gel. Yani Gel. gerçekten mesela Anduin ne olursa olsun mesela bir seçeneği olmasa zaten bu seçenek ona sunulması onun kendisinin de dediği gibi öyle bir durum olmaz. Ona bir seçenek sunulmaz. Ya da bunun karşısında savaşabilir. Yani
her şeye rağmen direnebilir. Anduin de böyle şey gibi yarı gönüllü ama çaktırmıyor. İyi Yok yarı kalayım. Ben gönüllü sizle değil o böyle şey var ya abi anladım ben senin durumunu. Ha şimdi siktim enanın trikopis muhabbeti var ya. O evet işte. evet yani böyle sana yüklüyorum bunu işte sen yapmış olacaksın Evet. şeyi var yani. Ya daha sonra işte Yani. kötü olaylar patlak verince Anduin'i kimse bilmez. Silvanas yaptı. Silvanas. Tilkiliği Sen yapma yani. bizi. Aynen, Silvanas yaptı çığırtkanlığı. Anduin herkesi keserken abi Silvanas beni ittiği için kestim falan diyecek ondan sonra. Yani gidişat zaten öyle gözüküyor bu arada. Yani çok net bir şekilde Anduin yeni Arthas ve 2-0 hatta 7 bile değil. Yani şu Plus andaki plus. Mornblade'i yield etmeye başlarsa evet büyük ihtimalle Arthas V2 olacak ama Arthas'ın yani Arthas gibi görmeyeceğiz onu. Yani böyle Tabii. bir Control of the Dead falan tarzı gibi bir Yok. şey durum olmayacak En gibi fazla duruyor. doğalın puppet olacak. Tabii Ben şey yani. söyleyecektim. Mesela Jailer olaya şöyle bakıyor. Herif tabii yani Sylvanas'tan da Anduin'den de binlerce, milyonlarca kat yaşlı bir karakter ve bilgili ve hani ne yapılması gerektiğinin belki de asıl farkında olan karakter. O şey diyor. İsterse kabul etsin, isterse kabul etmesin. Evet. Aynen. Yapılması gereken bir şey var. O da bunu yapacak. Yani büyük Yani ihtimalle buna zaten bu konu Sylvanas'ın nasıl söyleyeyim inisiyatifi dahilinde gelişen bir mevzu. Büyük ihtimal işte atıyorum arada hiç Sylvanas olmaz. Hadi Warcraft evreninden Sylvanas'ı çıkartın. evet. Zoval gelip Anduin'in böyle bir şey yapması gerektiğine inanıp da bu görevi ya da planı ortaya koymuş olsaydı onun kafasına Harbiden vura vura evet. vura yaptıracaktı onu. Çünkü riske atmak Yani istemiyor. şu Yani an ne planın istiyorlar işte Anduin'den? kozmik bir Şu şeylere an karşı ne istiyorlar savaşıyor. Anduin'den? Şu Riske an ne atmak istediğini istemiyor. Anduin'den şu an ne istediklerini bilmiyoruz. Bilmiyoruz değil mi? Şu an tam olarak Ama bilmiyoruz. özetle İşte şunu onu bilmiyoruz. anlayabiliriz. Ona bir hazır Mornblade yapıldı. Aha. Zoval'ın bir planı var. O da yani en basitçe Mav'dan çıkmak. Aha. Shadowlands'ın kontrolünü Değil mi? yeniden ele geçirmek. Anduin gibi ki Anduin gibi derken Light kontrolü derken böyle sadece işte Flashlight atıp ya da Holy Light atıp hile aldığınız bir Light düşünmeyin. Karşı tarafta Shadow'u da kontrol edebilen bir güçte ki bir varlık diyeyim. Çünkü Entity olarak görürsün bunu Shadowlands'te. Kozmik dengede her iki güce sahip olan ve elinde bir Mornblade olan bir varlık düşün Varlık yani. düşün o Yani kadar. Zoval'ın büyük bir işine yarayacak bir karakter yani bu. Evet. Anladım. Yani tamam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Okey. Evet şu anda abi Ben bize katıl diyor. O da diyor ki katılmıyorum diyor. Onun vicdan azabını sen çek orospu diyor. Kalıyor şu anda muhabbet. Tıkanıyor yani. Ben Ve işte tahminimi bakalım atayım ondan mı? sonra ne yapacağını tam orada kesiliyormuş Bolvar'ın görüntüsü. Ne tesadüf. Orada gidiyor görüntü bakalım. Sonrasında ne olacağını Şu göreceğiz. videoyu bitirelim abi arkaya şey dönmeye Evet. devam etsin. Ha Evet. tamam. Ben bitti sandım. Right now, you hold all the power. How will you use it? İşte ve şu anda da Sylvanas'ın söylediği cümle şu. Gücü kullanan yani güce sahip olan kişi sensin. Nasıl kullanacağını seç bakalım. Şeklinde bir yaklaşım yap. Sylvanas da diyor ki şuraya yani şu geldiğimiz noktaya başarısızlığa uğramak için gelmedim diyor. Jailer'ın dediğini tekrar ediyor bu Evet. arada aynı Evet. şekilde. Birebir aynısını diyor. O zaman neden tereddüt ediyorsun diyor. Seçimini yap. Orada da kapatıyor. Sylvanas Windrunner diyor. O gözlerindeki bakış çok Evet. tatlısın sen ya. Kırmızı kırmızı. Ve Woven'in koyduğu başlık da zaten aslında Sylvanas'ın seçimiydi. Öyle koymuşlar. Evet. Evet, videonun adı o zaten ve Sylvanas son Choice laf da Cinematic. öyle bitiyor. Evet. Tamam özür dilerim Evet gerçekten. şimdi Şimdi ben görkem... söyleyeyim. Ha evet. Şeyi ya benim tahminim yani Anduin'i bu yola sokmaları Anduin'in özellikle böyle silah olarak hazırlanmasının sebebi kozmik savaşta öncelikle Light'a karşı savaşacaklar gibi gözüküyor. Bunun da ipucunu şeyden alıyoruz. İşte bu Sanguine Depths'te bir Nahru kurtarıyoruz ve onu Evet. Revendreth'te tepeye koyuyoruz ya. Evet. Bence zaten bu onun ipucuydu. Arkasından da işte Light'ta yani Light gücüne hakim ve işte aynen Beacon of Light falan olabilecek bir karakteri kendi iradelerine katıp, kendi güçlerine katıp Light'a karşı en artık böyle güçlü silah oluşturacaklar. Çünkü tam bir karşıtını oluşturacaklar. Aynı şey gibi bu. İşte Void'de Azeroth'u Dark Titan olarak doğurmaya çalışıyor ya.
benzer bir mantık var bence bunda. Ölümlüler üzerinde ve işte fiziksel evren üzerinde Light'ı kullanabilecek bir karakteri Anduin'i alıp bunu kendi amaçlarıyla işte ve o güce karşı bir silah olarak kullanmak için hazırlıyorlar. Bence bu şey de olabilir. Yani Light'ın nasıl aslında çok iyi olmadığını işte Illidan üzerinden gördük. Bu gidişatta aslında öyle bir durum da olabilir. Şimdi Sylvanas'ın tereddüt etmesi falan aslında biraz buna bağlı bence. Çünkü aslında kötü bir şey yapıyormuş gibi gözüküyor. İkna edemediği için de böyle seçimini elinden aldığı için böyle tereddüt yaşıyor. Ama bunun sebebi aslında esas gerçek baskıcı kötülüğün belki de başka yerden geleceğini bildiği için bunu yapmak zorunda kalıyor. O da Light zaten. İşte Light'ın ya da bu... Order, ya da Life. Yani işte aynen şey gibi yani. Life Order sonuçta Light'tan böyle gücünü alıyor gözükmeye başladı iyice. Özellikle şey mesela Titan'ların işte bu yaratıcı gücünün Light'tan kaynaklandığını mesela görmüş olduk. İşte hatta Void'e karşı silah olarak da önce Light'ı kullanıyorlar. O yüzden biraz böyle şey gidişat sanki böyle patlatıyorum bombayı Void War'a doğru gidiyor gibi. Oh. Yani Void Savaşı'na. Void Savaşı da bildiğimiz Lord'a yani Warcraft hikayesinde onaylanan en son nokta olarak biliyoruz onu şimdi. Onu ama da işte öyle olmayacak. Ha işte o bu onaylandığı anda büyük ihtimalle 9-1 ya da 9-2'de artık sonraki aşamasını göreceğiz. Çünkü işte biz Murat Han'la da konuştuk. İşte nasıl Argus'u ne bileyim işte Black Empire'ı falan bekliyorduk yerine başka şeyler oldu. Bunda da 9-2'de ya da 9-3'de Void War'u patch content'i olarak görebiliriz. Ya da işte sonraki eklentinin konusu olarak işte Void War'u görebiliriz gibi gözüküyor. Bence Anduin'de bunların hepsinde işte önce Darkseid'a düşüp uzun süre böyle Dark gidecek. Sonra da işte onu kurtaracağız ve Light'ın başına o çizgi romandaki haliyle geçecek gibi gözüküyor bence. Ama işte mesela bizce sadece bir adım olacak bence. Çünkü abi Void ya, o kadar da evet, büyük evet bir şey değil. Çok sündürmeyecekler bunu. Evet. Bu sadece işte kozmik savaşın ilk adımı falan gibi bir şey olacak. Ama o işte şey de bağlanabilir çok net bir şekilde. Yani kozmik savaş illa deyince böyle insanların aklında şey canlanıyor. İşte uzay gemileri gelecek. İşte gökyüzünde böyle uzayda böyle işte Star Trek işte atılganlar falan olacak. İşte anladın mı? Ya da atıyorum Death Star'lar falan olacak. Böyle gezegen patlatacağız falan. Öyle bir şey değil. Hani kozmik savaşın esintilerini mesela şimdi chatte de muhabbeti dönüyor. Oraya da cevap vererek geçmiş olayım. Yani Revendreth'te Light'ın çok büyük etkisini net bir şekilde görüyorsunuz. Daha önce yaşanmış. Evet. Ya da Bastion'da Void'in verdiği zararı ki Bastion tamamen anılar üzerine kurulu bir Covenant. O anılara nasıl zarar verdiğini, onları nasıl yozlaştırdığını net bir şekilde ortaya koyan görevler var. Keza Maldraxxus'ta da bu şekilde yine Void'in etkileri net bir şekilde görünüyor. Yani Void War dendiği zaman aklınıza ilk gelecek muhabbet Azeroth'un yozlaştırılmaya çalışması, Old God'ların ortaya pörtlemesi ve Azeroth'ta büyük bir Black Empire muhabbetinin dönüyor olması. Aynen. Ki bu Black Empire muhabbeti döndükten sonra işte Titan'lar işin içine girecek. Bu sefer Arcane tarafı gelmiş olacak. Emerald Dream'in bekçileri yaşamın kaynağını korumaya çalışacak ve işte bu da Life'ın etkisi olacak. Vesaire vesaire. Abi Light deyince aklınıza böyle bir isim adı Anduin gelmesin. Evet, bir sürü Nauru var. Evet. Void deyince de bu şeyin karşısı var yani. Nauru'nun karşısı var. Böyle kozmik güç deyince ya da hep o Titan'lar bozdu işte işi. Evet, böyle Arcane deyince hep karşımızda bir nasıl söyleyeyim Amantul vardı. Fel deyince hep karşımızda bir Sargeras vardı. Böyle bir güç değil. Bu olgu. O olguların savaşması ya da işte nasıl söyleyeyim. Güç savaşması ya da şu an ahlaki griliye inatla konuyu oraya getireceğim ben. Mevzunun sadece Sylvanas üzerinden dönmesini sağlamak istemiyorum çünkü. Tabii canım yani. Şöyle yüzüklerin efendisi arkadaşlar bu olgu savaşlarının ya da nasıl söyleyeyim irade savaşlarının çok güzel bir örneği. Yani World of Warcraft'ın da buna doğru evriliyor olması çok mutluluk verici benim açımdan. Çünkü biz Gandalf'a herkes derdi işte nasıl büyücü lan bu işte Fireball atmıyor, Frostbolt atmıyor falan gibi. İşte yine aynı şeylere gelmeye başlıyor. İrade gücü.
büyü gücü dediğin şey irade gücüyle çarpışmaya başlayacak. Ki kozmik savaş dediğiniz şey de bu böyle olacak. Yani öyle fel boltlar, fireboltlar falan görmeyeceğiz büyük ihtimalle. Gayet felsefik mi Evet. göreceğiz? Yani felsefeden ziyade irade. Ya zaten Void'in en büyük şeyi ne? Silahı ne? Seni yozlaştırmak, seni Evet. kandırmak, kendisine Evet. çekmek. Alerya'da olduğu gibi bak. Evet, zihinsel olarak senin kafanı karıştırıp karşı tarafla ilgili böyle nasıl diyeyim, kesin yargılarını böyle Evet. çeşitlendiriyorlar. Bir Zaten tane doğru yok, birkaç tane doğru var, hatta sayısız doğru var diye Void'in bir böyle her zaman ana şeyi var, söylemi var çok da ve güzel bir onun söylem. üzerinden gidiyorlar. İşte Zaten mesela Light'ın tek bir doğrusu var, bizim sonsuz doğrumuz var gibi Void'in bir karşıtlığı var onda. Old God boss fight'ları da böyle hani karşılığında işte böyle yapılı böyle vurdu mu indiren ya da böyle Heh. çok şey bosslar yerine seni takımını dağıtmaya çalışan boss fight'ları olur hep yani. Seni Evet. içten Birbirine yıkmaya düşüren. çalışırlar hep. Evet. Evet. Onların Mind yöntemi. control atan, Seni seni iğrenç birbirine iğrenç böyle mekaniklerle dövüştüren. seni birbirine düşürmeye çalışan bosslar olur yani. Ve o yüzden Hatta şöyle tekrar edeyim, bu irade savaşlarında gene gününün konu, yani günün konu ve anlam ve önemini ortaya koyan mevzular ortaya çıkacak. Sylvanas'la Anduin'de olduğu gibi. Gerçekten mesela şimdi çok da güzel iki tane yorum geldi Anduin'le alakalı. Gerçekten Anduin iyi mi ya? Ya da gerçekten Sylvanas kötü mü ya? Niye çok güzel sorduran bir sinematik. Evet. Evet. Ama isteyen sorar işte. Nasıl? Öyle bir Ya olay işte var. yüzeysel baktığın zaman iyiye Ya kötüye abi insanlar çok sen bir çabuk şeyin atlıyor. taraftarı olmak istedikten sonra saygı Ha tabii. çerçevesinde istediğin Evet. şekilde yine yani Tabii benim ki evimde Sylvanas posteri asar yalarım yani, buna kimse karışmaz. de. Değil mi? Ya işte olay o değil işte. Yani bizim de zaten yapmaya çalıştığımız o. Herkesten gelen suçlama da o. Şimdi şey yaptığımız zaman mesela ne bileyim Tyrande'nin Jaina'nın açısından da olayı anlatıyoruz. Mesela onu tuttuğu için bize şey demiyor. Aa siz alay olmuşsunuz falan demiyorlar mesela. Ama işte aynı şeyi, birebir aynı şeyi Sylvanas için, ne bileyim Garrosh için yapıyoruz. Bu sefer işte yok çok hord oldu, yok siz Ork Country. Sylvanasçısınız falan oluyor. İşte şimdi yani ben işte kendi aramızda da konuştuğumuzda şey oldu. Olayı ben de genele vurayım. Şimdi bu konseptlerde arkadaşlar böyle şu hatayı yapıyoruz. Herkes şimdi olan bir ürünü, bu sonuçta bu düşünce ürünü, bu bir hayali ürün değil mi? Yani eğlenelim diye ortaya atılmış bir hikaye var ortada. Biz bunu olduğu gibi kabul edip onun üzerine kendi deneyimimizi yaşamıyoruz. Bunun tadını bu şekilde çıkarmıyoruz da şurası olmamış, burası olmamış, burası bana göre değil, ben bunu sevmedim falan diye böyle. Ben bu kafama göre değiştireceğim Ha, aslında böyle. kafamızda sen bir işte head canon denen olay, yani kafamızdaki hikayeye olayı uydurmaya çalışıyoruz. Uymaz, yani uyduramazsın da, sen Blizzard çalışanı olsan bile senin dediğin o hikaye olmayacak. Yani onu bir takım yazıyor. Evet. Yıllarca bunun üstüne, altyapısının üzerine gidiyorlar. Bunun yani bizim şu anda bilmediğimiz bir sürü detayı var. Ona göre yapılıyor her şey. Her şeyden önce bu bir oyun olarak yazılıyor. Oynanabilecek bir şey olarak yazılıyor. Artı aynı şey işte Star Wars için de geçerli. Lord of the Rings için de geçerli. Mesela herkesin takıldığı işte bir sürü şey var. Mesela işte Star Wars'un son filmleri 7, 8, 9 çok beğenilmedi, değil mi? İşte Mandalorian geldi, herkes hastası oldu. Evet. Kardeşim şimdi Mandalorian gelmeden önce dönem muhabbet şuydu. Yan konu zaten kimse izlemez, tutmaz zaten Disney'deydi. Sonra Yani oraya bir ama tane şimdi ufaklık koydular aslında. Öyle insanlar bir coştu zaten. Koydukları ha ufaklık işte sayesinde. şimdi aynı şey için onu da Star Wars olarak olduğu gibi kabul edersen Mandalorian da iyi, 7 8 9 da iyi. Ama bok atmak istersen 7 8 Atarsın. 9'da bok attığın şeyden çok daha fazlası ilk filmlerde var. Yani ilk yani o 4'teki 5'teki ne bileyim yani uzaylı tasarımları böyle işte ne bileyim o Yoda'nın komik hareketleri bilmem ne. Şimdi herkes mesela yeni filmlerde Luke'un işte böyle o kendi dağınık haline falan takılıyor ya. Kardeşim siz 5'te en çok sevilen Star Wars filminde Empire Strikes Back'te Yoda'nın en maymun haline hastasınız. Ne bileyim Çünkü o 6'da eski. Ewoklar var. Çünkü o eski yani, böyle Ya işte o değerli. Laf zaman edemezsin ona. ilk Asgari çıktığında ona da aynı ücretsiz. şeyler denmiş. Şu anda Evet. mesela herkes Çok iyi değil. seviyor. 7 8 9'da sevmediğiniz her şeyi
Ben size diyeyim 3 sene sonra ah bu abi o olay çok iyiydi falan diye böyle konuşuyor olacaksınız. Çünkü ben bu filmi gördüm denir yani. Ben bu filmi gördüm. Bak 9 filmde gördüm. Yani yaşım yettiğinden de yani aynı şeyi gördüm. Bakın şey Star Wars'ların sinemaya ikinci gelişinde sinemada gidip izledim. Böyle o zaman da diyorlardı işte bu yeni efektler çok kötü olmuş işte bozdu Star Wars'un bütün o amatör ruhunu falan deniyordu. Abi şimdi Mandalorian'da efektin dibine vurdu adamlar. Ay çok güzel. Yani ya. Hem klasik efekt kullanıyor hem modern efekt kullanıyor. Kimse bir şey demiyor. Neden? Kanıksandı çünkü. Yani aynı şeyler oldu işte ne bileyim 5'te eleştirilen hiçbir şey yok gibi geliyor şimdi size. Halbuki 5 çıktığında 4'ten sonra en çok eleştirilen filmlerden biriydi o zamanında. Mesela gazetelerde böyle çok kısa bir yorum yapayım mı bu konuyla alakalı? Abi bence Star Wars'un ilk çıktığı dönemlerdeki hayranlık uyandıran mevzunun ana sebebi öyle bir şeyin hiç olmamasıydı. Evet, evet böyle bir şey hiç yoktu. Tabii ki tabii ki yani aynen. İşte bir yeni de, fantastik uzay filmi bir yani. De şey beklentinin çok yüksek olması son şeylerde. Evet. Bir de teknolojinin çok ya gelişmiş işte, olması ya, ve WoW'a dönelim diyor da bir çok şey arkadaşım. yapmış Ben olması. oradan ona bağlayacağım. WoW'da da aynı şey yapılıyor arkadaşlar. Şimdi neden Star Wars örneği veriyorum? Çünkü mesela WoW'da da benzer bir olay var. İşte şimdi 7, 8, 9'u sevmiyorsunuz ya. WoW'da da işte bu Battle for Azeroth'u sevmiyorsun. Ne bileyim Shadowlands'te işte Sylvanas hikayesini sevmiyorsun. İşte atıyorum ya da işte Horde'dan neden bu kadar? Yok işte şey Shaw neden gay oldu falan diyenler falan var. Yani şimdi abi bu işin sonu yok. Bu böyle yazılmış. Bunu böyle kabul etmek zorundasın. Şimdi evet değiştiremez. Evet yani bu konsept önüne ürün olarak verilmiş tamam mı? Şimdi bu sizin yapmaya çalıştığınız şey hamburger böyle olmaz. İçine köfte değil sucuk koyun demek gibi bir şey. O hamburger olmuyor o zaman işte. Sucuk bir ekmek de oluyor yani. Bir şey ekleyeyim mi ben buraya? İnsanlar Pyromancer'ı sevmiyor ya. Pyromancer'ın yaptığının aynısını yapıyorlar. Pyromancer şu an acayip bir head canonla gidiyor. Böyle en son şeydi. First One'lar Titan'dı abi. Herif öyle gidiyor. Ama bu adam Pyromancer'a salak diyor. Kendi yaptığını yapıyor ama. Head canonla. Beğenmediği için. Onun da herhalde diyor. Ben biraz artık şey görmeye başladım. Böyle kendi kendini gönüllü trollüyor ve gömdürdüğü için hani reklamın iyisi kötüsü olmaz diye evet. Artık. Ya da şey de olabilir böyle. Ya adam her türlü atıyor deniyor işte. Evet. Ya o zaten en baştan beri onu yapıyor da artık biraz böyle hani komik gitmeye başladı. Özellikle evet. Tepki görecek şeyler atıyor ortaya ki daha çok böyle konuşulsun diye herhalde. Evet. Olabilir. Biraz öyle gibi gitmeye başladı çünkü çok saçmalıyor artık. Yani eskiden evet. De sallıyordu bir şekilde ama biraz destekli sallıyordu. Şimdi bayağı böyle savurmaya başladı. Şu ben yani, saldım adamı yani. Ben de filik olayım ben saldım. Ben de yeter izlerdim dedim. Eskiden de yani işte artık sabrım yetmiyor. Evet. Ve bu insanlar ona laf edip kendileri headcanon yapıyorlar yani. De şey evet, diyor. Abi, yani, ben Twitter'da gördüm. Silvanas ölecek ben öyle istiyorum. Tamam. Öyle yapıyorsan ne yapayım abi? Ya da ne bileyim işte. Bir daha işte bütün paket BFA gibi geçsin diyen var mesela. Sen BFA'yı yerin dibine gömdü ama şey diyen var. Ya evet abi ona çok güldüm ben de. Yani sevmiyordunuz hani yani. Azerite. Evi online. Oh. Ya ben işte böyle eskisi gibi işte küçük şeylerle uğraşalım falan. Abi BFA öyle başladı. Evet. Sen BFA'yı da sevmiyordun. Adamlar yani... kozmik şey getiriyor diyorsun ki basit şey istiyorum. Basit şey getiriyorlar diyorsun ki. Çok çok karıştırdı bu sefer de. Ya işte evet. Şey Warlords zamanı da abi ben zaman olayı, zaman yolculuğu bizi aşağı çok karıştırdılar konuyu falan filan. Alternatif evrende gerek vardı. Her yer ork oldu falan diye. Yani o zaman da o deniyordu. Ya her zaman bir gömme oluyor. Bak şimdi evet. Mesela Wrath of the Lich King en popüler expansion falan ya. O zaman evet. o varken o da gömülüyordu merak etmeyin yani. Canlı canım, oynarken şey ona da işte yok Death Knight'lar çok overpower. İşte Death Knight expansion oldu. Ben Death Knight kaldırılmazsa oynamam bir daha o falan diye böyle. O zaman bu muhabbet vardı. Dungeon Finder gelmiş diye yerin dibine sokmuşlar. Ha, tabii Dungeon Finder vardı aynen. Dungeon Finder şey çok güzel abi, bir şey ya. Warcraft'ta durursak susmayacağız. Onu destekleriz yani, sonra şeyde. İşte orada genel konuşma sebebim oydu. Yani evet. Bu tip şimdi yani bu tip ürünlerde eğlence için yapılmışsa özellikle bunu bilmek zorunda değilsiniz. Öğrenmek zorunda da değilsiniz. Bunlar temel bilgi değil. Matematik
matematiği bile herkes bilmek zorunda değil ya. Ya bunlar oyun yani. Oyun ya da eğlence için olan şeyler. Bunları illa öğrenmek, bilmek, üzerine konuşmak zorunda değilsiniz. İlginizi çeken şeylere gidin. Yani eğer ki bu size bu kadar böyle sıkıntı veriyorsa, sinirinizi bozuyorsa, ha zorlamayın abi, zorlamayın. Evet. Yani. Ne gerek var? Size de yazık. Bize de yazık yani, değil mi? Yani çünkü böyle şu oluyor. Mesela şunu görüyorum. Öyle bir yere geliyor ki olay, hani şunu oynayayım da bok atacak bir şey bulayım. Evet, evet. Ha, yani ona bok atmak için bunu oynayayım. Bileyim, okuyayım falan. Buna dönmeye başladı. Hatta yani isim vermeyeyim ama yani. Hani çoğu site de böyle bu trende göre gidiyor gibi, evet, olmaya başladı. Çoğu böyle bu popüler kültürü takip eden, bunlarla ilgili haber yapan sitelerde yorumları, oyun incelemelerini falan da okuduğumda, ya sanki adama zorla oynatmışlar. Ya, zorla okutturmuşlar. Orada öyle biraz bir hava alıyorum hepsinden yani. Konseyi bitireyim mi? Patlatayım mı konseyi şu anda? O konuda çok güzel bir yorum yapayım. Abi şu son dönemde özellikle bazı bu tarz senin az önce bahsettiğin konumdaki şeyler aldıkları paraya göre oyunu yorumluyorlar. Evet. Ne kadar tatlandırılırlarsa ya da ne kadar doyurulurlarsa o kadar güzel bir oyun olduğunu iddia ediyorlar. Evet. Ya da işte oyundan ne kadar az benefit alırlarsa, abi oyun bok gibi ya. Abi deyip de öyle göze çarpıyorlar. Evet yani, yani bu şu anda evet, tamamen evet, buna gitti. Özellikle bu tarz insanların objektifliğini sorguluyorum. Ben o yüzden bir şey yani özellikle Türkiye'de herhangi bir evet. şeyin yorumu yapıldıysa gidiyorum ya kendim araştırıp tam anlamıyla öğreniyorum. Aynen. Eğer konu oyunsa kendim oynamadan yorumumu yapmamaya çalışıyorum. Çünkü Evet, bu tarz kritik yapan yerler yani. Çok da evet. Artık bilmiyorum, güvenleri bana olmamaya başladı. Evet. Samimi Mesela abi gelmiyor. Gelmesin zaten. Cyberpunk hakkında hiç Aynen konuşmuyor. öyle. Sadece muhabbetleri Aynen izliyorum. öyle. Yani. Evet öyle abi, ben de aynen yani. Kendim oynamadan da hiçbir şey demem onunla ilgili. O kadar Bizzat övdüler, oynayıp görmem övdüler, lazım. Övdüler. Ya Sonra hele ki yani günümüz sosyal medyasının incisi olan Twitter yani tam böyle shit show'a falan dönüveriyor herhangi aynen bir şeyle doğru. alakalı. Evet. Ya abi şey çok komik. En çok böyle övenler, bütün böyle bekleyenler, yana döne Evet. Cyberpunk diye böyle kafa Aynen yiyen öyle. herkes şu anda en çok gömen kendileri. Evet. Yani ona da hastayım yani. Abi yani siz bekliyordunuz. Bak biz sabırla indirimli hale gelmesini bekliyoruz. Ben mesela ben GTA'yı çok severim. Tamam, aşırı severim. Yani WoW'dan sonra belki son dönemde oynadığım en çok Gerçekten mi? böyle oynadığım oyun odur. Ama Aa. GTA 5'i mesela PC'ye geldikten sonra böyle indirime düşene kadar almadım. Yani dedim ben bunu resmi oynayacağım. Sevdiğim oyun, dibine kadar oynarım. Ama işte şey sabırla bekledim. İndirime düştü, yarı fiyatına indi. O zaman aldım, oynadım. Böyle 5-6 kere de en az bitirmişimdir böyle baştan sırf single'ını. Ama işte yani sabrettim ve kendim deneyip gördüm. Şimdi bunda da aynı şeyi yapacağım. Şimdi Cyberpunk'ın hype'ı var diye parayı basıp alabilirim. Yani o kadar param da var şükür ama yani şimdi şundan Oha. almıyorum. Birincisi oyun bug'lı. Erken çıktı bariz. Yani bu oyunun oturması, bir stabil hale gelmesi lazım. O oynanabilir halde değil bariz. İkincisi bu üzerinde olan hype'tan dolayı çok yanlış bir intiba oluştu oyunda. Ben şimdi Sevecek oyuna... adam sevmeyecek hale geldi yani. Evet işte yani oyuna şu anda nötr bakamıyorum ben. Böyle şey aklımda çünkü şöyle bir intiba var. Çok bug'lıymış. Tüh yazık oldu oyuna. Şimdi yazık oldu diye oyuna başlanır mı yani? Olmaz. Evet. Şimdi Witcher'da falan da benzer şeyler oldu. Bekledik, düzelttiler, oynadık. Çok mesela iyi oyun. onda onda aynı Oynayabilsem. şey olmadı yani. Çok güzel oyun. İnsanlar sabırla bekledi. O zaman tabii biraz daha az oyun vardı. İşte Evet. CD Projekt bu kadar popüler bir firma değildi. Daha böyle işte bağımsız firma, destekleyelim gazı falan vardı. Şimdi böyle onlar da AAA Abi yani de üst seviye bir firma oldu. Herkes böyle rahatça gömebiliyor şu anda. Bir şey oldu ya, evet bak, Witcher'da böyle CD Projekt işte ya şey yapıyorlardı işte, Blizzard'a bakın, CD Projekt'e bakın işte nasıl farklılar falan. Tabii. Ya, evet Ya, evet evet. Yapıyor. Witcher 3'ün ilk hali çok kötüydü abi. Oynanmayacak kadar kötüydü yani. Çok böyle yavaş yavaş toparladılar evet. Ama. Bir de hani şey, yani işte CD Projekt ne kadar işte kullanıcı dostu, işte oyuncu dostu, ne kadar iyi insanlar. Bir bunda gömmeye İşte hemen başladı. patch getiriyorlar, bütün dediklerimizi düzeltiyorlar falan diye seviniyordu insanlar o zaman. Yapacak Hayır. abi, oyun oynanmıyor çünkü yani. Abi o işte şey dediğime geliyor ya. Tekrar benefit sağlama olayına geliyor yani. Tabii. Ya o zaman biraz daha azdı ve şey firma işte küçük diye kimse ondan benefit beklemiyordu.
Ama şimdi işte onlar da zengin oldu. İşte oyunu verin de işte Aynen reklamını aynen. yapalım ayağa falan, değil mi? Yani ne bileyim, yanında ekran kartı ver de deneyelim, deneme yazısı yazalım falan. Özellikle Türkiye'de ne yazık ki yani beleşe kart alanlar, oyun alanlar, beleşe her şeyi oynayanlar, yani Ya buradan şimdi tabii böyle kimse bir de üzerine furya var alıp bize yani saldırmaya Türkiye'de. başlamasın da yani bu sadece var olan Abi bir realiteden evet bahsediyoruz evet yani. ya, herkes yapıyor. Yurt dışında da yapılıyor bu, ama Evet. yani mesela işte Blizzard'da mesela alfaları betaları yayıncılara veriyor önce. Yani incelesin, ona gelen yorumlara göre işte toplu feedback alalım diye yapıyor. Şimdi bu doğru bir şey, ama bunu doğru yaparsan ve Evet. nispeten tarafsız yaparsan doğru bir şey. Sen sadece işte Utku'nun dediği gibi, yani buna iyi konuşsun diye parasal ya da ne diyeyim, maddi beklentisi olan birine bunu yapıyorsan, aynı şekilde onun Şimdi çok beklentisini güzel bir yere karşılamadığında alacağın negatif feedback'i de hazır Yalnız abi olacaksın şey yani. diyeceğim. Çok güzel bir yere değindi Burada Görkem. Hı, şey, Murat Han ben buyur. şey diyecektim, bölmek istemiyorum. Burada kalırsak başka şey geçebilir. Çünkü şu an oyunları boklamada kaldık. Bir sakin olun. Yok Böyle yok, yani. yani bu da Yok, genel sonuçta sohbet ediyoruz abi ayrı bir zaten. durum yani. Evet. Şöyle Gelen söyleyeyim. yoldu. Konuşmak istediği karakter mi biriktirdin cebinde? Ben biraz daha sohbet tadında geçer diye düşünmüştüm ama o Karakter biriktirmektense konu değiş yani. ha yok Konu canım başka ya. bir şey. Şöyle söyleyeyim, şu anda da toplumumuzun griliğinden bahsediyoruz. Bahsediyoruz. Evet. Öyle bakarsan Çünkü şöyle güzel. arkadaşlar, mesela konuyu neden Görkem çok güzel bir yere değindi diyorum. Arkadaşlar mevcuttaki bir alfa durumu söz konusu. Zamanda Doğru. Shadowlands'ın alfası geldi. Bizler konuyla ilgili içeriğimizi yarattık. YouTube'a koyduk, paylaşıldı. Ama tuttu ama tutmadı, eyvallah. Ama mesela şu anda bir oyun piyasaya sürülmek üzere ve alfası tarafımıza getirilmedi. Ağzımızdan bir kez olsun bu oyun yar gibi, bu oyun gibi diye bir cümle duydunuz Evet, mu? evet. Evet, Duymadınız. yani Yani bir kötüleme gelmez abi benden hiçbir ha şekilde. piyasa Ufak ama bilerek bu şekilde bayağı. yürüyor. Bilmediğim Bana şey hakkında nasıl konuşayım ki yani? Ancak gelmediyse başkasının yorumu bu üstünden konuşursun. O da senin lafın olmaz. Komik olur evet. yani. Evet. Yani ben bu son Ya. evcil acımı da paylaştıktan sonra Murat Han'ın dediği Tabii. şekilde konuyu biraz şeylere getirelim. Şimdi Ben abi son bir şey ekleyeyim ha buyur. oradan bir. Abi, yani atıyorum Shadowlands ya da işte Cyberpunk'ı sevmiyorsun. O zaman mesela şöyle tavırda olmayacaksın. Of, Shadowlands gelmiş, bir oynayıp bakayım bari falan. Öyle şeyler yapma yani. O istemiyorsan oynama abi. Niye yani, Evet abi, söylendiğinde? evet. Bunlar böyle bir zorunluluk yok yani. İnsanlar, ben bunu anlamıyorum zaten. Yani sanki insanları böyle zorla oynatmış, zorla böyle şey Evet. üzerine yazı yazdırmış gibi, ki yani bundan para da kazanıyorsan yani işin o demektir. Yani saçma bir durum işte. Mantıksız. O mantığa girme madem ona yani, değil mi? Yani ne bileyim, yani cool gözüktüklerini mi düşünüyorlar acaba, bilmiyorum ama. Ya Şimdi işte dur. bu bir dikkat çekme taktiğine falan dönüştü Evet, herhalde. Bu evet. O şekilde bir şey chat'te de trend geldi gibi zaten. kalıyorlar. Bokla adın geçsin muhabbetine geldi de. Evet. Yani Evet. işte o reklamın iyisi kötüsü olmaz mantığından biraz da herhalde izin veriliyor buna. Yani o yapımcılar ya da işte firmalar da buna biraz göz yumuyorlar. Hani sonuçta gömse de bir şekilde bahsi geçiyor işte Evet. oyunun falan diyorlar herhalde. Yani Zaten hani herhalde biz öyle böyle bir durum var. kendimizi yiyoruz ya böyle lore için. Adam, lore yazan adam orada çekirdek çitleyip, aa salağa bak ne güzel kendini yiyor. Ne olacağını bilmiyor. Ha yapıyor yani. Biliyor çünkü adam Yani. ne olacağını. Bayağı eğleniyorlar öyle şeyler. Adam biliyor ne olacağını çünkü. Evet. Yesinler birbirlerini diyor. Aynen öyle. Bu İşine arada de geliyor. parantez açayım, konuyu dağıtmayalım. Şey sordu bir arkadaş az önce, işte Burning Crusade ne olacak diye. Onu geçenki bizim bölümde anlatmıştım. Aynen dediğimde çıktı, sonradan onaylandı bir nevi. Bildiğimiz kadarıyla bu BlizzCon online olacak ya, onda duyurulacak Evet. ve şu anda gözüken şu, bir tane anket yapıldı. Klasik oyuncularının çoğuna yollanmış bu anket maille. Burning Crusade gelirse nasıl gelsin diye bir anket yapıldı. Onun da sonucunda Burning Crusade ayrı bir server olarak açılacak. Klasik aynen duracak, devam edecek. Onu dönüştürmeyecekler. Yani klasiği Burning Crusade'e dönüştürmeden ayrı bir Burning Crusade klasik server açılacak. Karakterlerinizi kopyalayabileceksiniz. Klasikteki maksimum level karakterlerinizi. İşte onun sınırı olacak mı, sayısı olacak mı, ya da her karakteri kopyalayabilecek misin? Orası belli değil. Onu muhtemelen
açıklayacaklar işte. Çok büyük ihtimalle yaza başlayacak gibi, ama yaza yani çıkmayabilir. Yaza gelmezse Eylül'de gelecek gibi. Ama işte şey de olabilir. Yani çok daha önce de çıkarabilirler. Çünkü server hazır diyorlar. Gadlar giderse çöp olmaz mı? Yok yok. Yani bir çöp olma durumu yok. Burning Crusade'de zaten ayrı oynanacak. Goldlar, ha yok. Gold'da limit var zaten. Şu anda olan limit olur. Karakter taşımada da Gold'un limiti var ya. 500 gold galiba şeyde, klasikte gold taşıma limiti. Orada bayağı düşük. Aynı limit olur. Gene yani karakterini taşısan da gold'unu işte bir yere kadar, ya da belki hiç gold taşımana izin de vermezler. Sıkıntı olabilir. O detaylar belli değil işte. Yeni başlayanlar geride yok kalmazsınız. Yani şey olur büyük ihtimalle. Bir paket normalde açılmayacak ya, sadece üyelikle oynayabileceksiniz onu da. Ekstradan muhtemelen bir karakter boost satarlar. İşte aylık paraya ya da işte 20 euroya falan. Bir karakterini işte direkt Burning Crusade level'ından başlatabilirsin mesela, işte Gelecek değil 60'tan mi? falan. Öyle bir şeyler yaparlar yani. Şeyi bu arada ne diyecektim? Burning Crusade ile ilgili şeyin neydi ya? Nostalrius'un eski admini şu anda işte Blizzard'la böyle danışıklı dövüş takılan bir eleman var. O şey dedi işte, bu açıklamaları yaptı. Daha önce dedikleri de tuttu onun. Direkt içeriden bilgi alıp konuşuyor büyük ihtimalle. İşte son dediğine göre de işte serverlar şey olacak, ayrı olacak. Ve herkes işte ayrı, işte isterse klasikte isterse Burning Crusade'de oynayabilecek. Artı en son bir de Lich King için aynı şeyi yapacaklar. Onu da çok büyük ihtimalle işte 2 sene sonrasına düşünüyorlarmış. Ama serverlar Lich King. hazırmış şu anda. O altyapısını Ay hazırlamışlar. soğudum. Onda da aynı mantık olacak diyorlar, Ay ama çok Lich King'in ötesine geçmeyecekmiş. Orada klasik olayını bitireceklermiş. Ya bilmiyorum da, ben bu tarz şeyleri yapmasalar iyi olurdu aslında ama. Yok, Evet ben ama işte istiyorum. Private Şöyle serverların düşünüyorum önüne ben. geçmek için güzel bir Ya mantık yani. sonuçta bir arz talep meselesi var. İşte o Evet. private serverlarda neler tutuyorsa onu yapıyorlar. Yani ben şey tahmin ediyorum. Mesela Legion da çok popülerdi. Legion'ın da private serverları çok popüler. İşte bir tane de Legion klasik yapabilirler ileride mesela. Ya ben Yani ona ya da şöyle işte bakıyorum, hani adam tamam abi TBC mi oynayacak? Tamam oyna, sen oyna da ben Shadowlands'a para alayım onu diyor yani. Sen onunla Shadowlands'ı daha iyi Tabii yapayım diyor. zaten Hoşuna aynen. gidiyor. Şimdi 8-2 zamanında klasik ilk çıktı ya. Şimdi o dönemki şeyi, ben de Icewind'e o zaman başladım. İlk rehberleri de o zaman yazdım. Biz şimdi pek beklemiyorduk. Çok fazla ilgi göreceğini beklemiyorduk. Böyle inanılmaz bir ilgi gördü böyle ilk başta klasik. Ondan sonra ne oldu biliyor musunuz? Böyle yaklaşık 4-5 ay sonra klasiğe başlayan herkes üyelik nasıl olsa açık diye gidip retail'i denemeye başladı. Ve retail'i deneyen %90 oyuncu retail'de kalmış. Ve o dönem işte uçma açma falan vardı işte 8-2 muhabbeti. İşte Mekagon bilmem ne, Nazjetar. Herkes bunları yapmış. Herkes uçma açmış. Retail'e geçen %80 oyuncu da direkt retail'de kalmış. Ve retail inanılmaz bir çıkış yakaladı o sırada. İlk kez o zaman hatta 10 milyona yeniden yaklaştı. Açıklamadılar net rakamı ama retail'in ilk böyle zıplaması klasik sayesinde oldu. O yüzden Burning Crusade'de de aynı şeyi büyük ihtimalle yapacaklar. Çünkü Shadowlands tuttu zaten, zaten tuttu. Zaten yeniden 10 milyonu 12 milyonu geçmiş hatta yeniden. İşte şimdi bu rüzgarı yakalamışken, bir de pandemi dönemi falan varken Burning Crusade getirirlerse retail 3-4 kat fazla oyuncu kazanır. O yüzden bunu Evet. yaparlar. Yani işte Akfon bizim işte arkadaşımız zaten. O da aynı şeyi yaptı. O da ilk başta klasikten geri döndü. Sonra baktı retail'de halinden memnun. Retail'den devam etti. Klasik de oynuyor hala. Onu da oynuyor. Mesela yani çoğu zaten işte klasiğe başlayan aynı şeyi yaptı. O yüzden Burning Crusade'de de aynı şey olur. Hatta işte sonraki eklentinin bile
nasıl diyeyim, ön parası prodüksiyonu çıkabilir yani. Da işte pandeminin Böyle bir etkileri çok büyük abi yani. evet. Pandemi o süreci Evet. olmasa Ama iyi insanlar kullanmak lazımdı. bu İşte şekilde adamlar kullanmıyor. bölünmüşlüğe çok şey yapamayabilirler yani. Ya mesela Ama işte pandemi beni bak etkilemedi. Shadowlands'da kullandılar onu. İşte diyorum ya pandemi Neydi? beni etkilemedi. No klasik yani. Ya yeteri kadar oynadık ama ben sevdim ve ben mesela Red Hot Chili Peppers'e çok hype'lıyım. Hiç bilmiyorum, hepiniz de konuşuyorsunuz. Ya Şöyleydi, şimdi şöyle bak. böyleydi. Orada özlediğimiz şey Red Hot Chili Peppers'in kendisi değil. Oradaki oyun mekaniği. Şimdi mesela ne konuşuyoruz biz? Raid'de gidiyoruz, healer yok. Red Hot Chili Peppers döneminde tamam abi dön hemen kas karakterini üstüne giydirelim. Gel oynayabilirsin. Burada getirilen mekanikler ve Bir tane grind. heroic, bir tane raid boost diyordun. Herkes gearlanıyordu Ha, yani. aynen. Yani gear mantığı ve oynanabilirliği açık olmasıydı. Hani o dönemi sevdiren şey. Yani sistemi anladın mı? Yani sen Anladım. tut sistemi şimdiye uyarla. Gene aynı şeyle sevdayla oynarsın yani oyunu. Yani şu an işte mesela neden ben bir alt karakter kasamıyorum? Abicim kim kasacak Renown'unu, Torghast'ını, onun Legendary'sini, işte şu su bu su falan. Anladım. Tamam. Yani Yani mevzu işte oydu. oydu. Şimdi gelelim ahlaki Ya. griliğe. Gelelim gelelim. Evet. Konu Konusu dönüyor. dağılıyor. Güzel ya, o hiç sıkıntı Yo, değil. bence çok eğlenceliydi. Sohbet etmek için buradayız zaten, amacımız o. Güzel de gitti. Ama konuya gelelim. Şimdi benim cebimde karakterler var ama anladığım kadarıyla Murata'nın daha çok var. Öyle mi? Oo. Evet. Yani cebimde olmasından çok hani konu başka bir yere geçti, onu mu? Hani başlıkla uyuşmadı. Ben o yüzden öyle Ya sordum. aslında bak konu o kadar geniş ki her başla uyuyor. Yani az önce yaptığımız Ya insanların hani oyunu boklayan insanların toplum ne grilliği var kadar artık. iyicil görünüp de insanları kötüye yorması ya da işte hype'ı kontrol eden insanların ne kadar işte ben iyiyim tarafından tutup da Evet. altta kötü ya da işte ne derler bencil insanlar olması vesaire vesaire. Aslında her türlü şey ahlaki griliğe giriyor. Mesela biz bu yayını yapıyoruz. Yarar sağlamaya çalışıyoruz. Ne kadar kötü insanlarız falan gibi yani. Mevzu öyle. Ama bunları tabii biz daha göz önündeki karakterlere yapınca yani göz önündeki karakterleri tartışınca işte Grindelwald gibi ya da işte V for Vendetta'daki o isimsiz kahraman gibi ya da işte Vendetta gibi Evet. ya da Vendetta. Vendetta. Spawn'daki Asla. Spawn gibi Batman'deki Joker gibi Warcraft'taki Sylvanas ve Illidan gibi karakterleri Star Wars'taki Darth Vader pardon Death Wing nereden çıktı? Darth Vader gibi karakterler. Ha? Ona da yazık. Değil mi? Yani işte Evet. aslında herkesin Dediğinde de yazık. kötü olmasındaki Ama motivasyonu ya ve bir de bu bize bir şey diyelim mi ya? Biz hani böyle biz çok üzülüyoruz her karaktere, biliyor musunuz? Hepsinin bütün taraflarını gördüğümüz için. Biz hepsine biz ne kadar aslında biz çok iyiyiz. Niye ya? Bak gene başladılar Joker Abi ben Pro Voldemort'a bile gerektiğince üzülebilen biriydim. Voldemort'a da üzülmezsin. abi şimdi Salak şöyle zaten gariban demiştim yani. ilk ahlaki grilik yayınımızda da çok bahsettik. Hani o film vardı ya Evet, o Aha, pure The It. Hani evil. Ha evet. altında herhangi hiçbir şey bilgi almadığın karakter tamamen işte amacı öldürmeye yönelik ya da amacı yok etmeye, konsüm etmeye yönelik olan karakterlere pure evil diyebiliyorsun. Ama ona Evet. ufacık hikaye, ufacık bak bu yüzden Minnacık bir şey kattığın zaman o bir sempati duymaya başlıyor sende. ha Evet. ve kimin yani işte toplumun %1'i buna empati duyuyor. Geri kalan %99 kötü buluyor. Hayır bu kötüdür. Diyemiyorsun. Evet. O %1'in de hakkını savunmak ya da o %1'in dediğini de anlamak durumundasın. Yani. Spawn iyi örnek bence aralarında en iyisi o. Spawn. Spawn Yani efsanedir mesela benim yani favorilerimden. benim ben Vendetta benim. ya Ben Spawn sevip Reddit'te mesela Grindelwald. Spawn sevip Sylvanas sevmeyen var mı mesela, onu sormak istiyorum o zaman size. Yani Spawn'ı Sor bakalım. seviyorsanız ya da Chat'te gelen yaptıra bakalım. Illidan'ı seviyorsanız mesela Sylvanas'ı sevmiyorsanız nasıl bir mantığınız var? Illidan'ı da Arada Spawn'ı sevmiyorlardı. merak Sonradan ediyorum. Bir sevmeye anlatın bana. başladılar. Ha, evet bak Illidan'ı sevmek de şeyde Legend'a başladı aslında. Sonradan başladı. Yani. Sevmiyorlardı gene. Öyle düşün. Çünkü Blizzard onu işte Hero yaptı. Kahraman. TBC'nin korkunç lore writing'ini düzelttiği için orada. Hatta şu an Kael'ı alsa son çiviyi çakıyorlar. TBC lore'dan Bacı çıktı. Yani Sarkan. Bacı Kael'ı ve Illidan'la o saçma yapıyı toparlıyorlar. Sarkan diye bir yorum geldi de Illidan için. Beyvut ne demiş? Illidan için Bacı Sarkan diye bir yorum geldi de efsane. Bacı Sarkan. Ooo, iş buralar karışır. Malfurion'u çağırıyor. Gerçi Ömer. Malfurion da ya ne yapıyor şu an o da belli. Eşi gelmiş Shadowlands o. Malfurion kılıbık ya. Gerçi o da işte şey diyordur. Ben işte Kalimdor'u koruyorum. Kimden koruyorsun?
Hala koruyor Yok, yani. Biz ortada buralara yok. geldik. Ortada yok işte. Malfurion da aslında gayet gri bir karakter. Mesela herkes gayet iyi zannediyorsun ama yani Illidan'a mesela karşı şey, tavırları çok acımasızdı. evet, Illidan'a karşı, yani ayrıca Illidan'ı ezip kendisi ilk druid olmak için yaptıkları kitabı okuyunuz yani. Rica Evet. ederim. Malfurion demeyin, Aha. fenalık basıyor çünkü. Zararlı Furan'da. Ya işte ya mesela işte bu çok iyi bildiğimiz karakterler üzerinden bunda böyle bir şey yapalım. Hep kötü karakterler üzerinden aslında hikayeleri de görünce işte Murata'nın dediği gibi bakıyoruz ya. İyi karakterler üzerinden de ters empati yapabilmemiz lazım. Zaten ancak o zaman böyle gerçek anlamda nasıl diyeyim objektif bakabiliriz. Böyle Evet. işte mesela Gen işte iyi gözüküyor şu anda değil mi? İşte ne bileyim işte Gelbin Mekatork mesela iyi gözüküyor. Ya adam işte bütün Zandalari donanmasını böyle hileyle hurdayla patlattı. Yani ne bileyim gayet böyle bastılar böyle şehri işte kralı öldürdüler falan. Yani bunları yapmalarındaki motivasyon mesela iyi miydi sizce? Yani iyi bir şey için mi Rastakhan'ı Savaş için öldürdüler yaptılar işte. mesela? Ya Ama o da savaş savaşta abi bağımlısı yani yani. Savaş savaşta bağımlısı koyuyor. aynen işte savaşta böyle şeyler olur. İki taraftan da Evet. masumlar da ölür. İşte Yani baştaki liderler de ölür. taraf Evet. seçince iyin ya da kötün oluyor senin. Evet. İşte o taraftaysan sana göre iyi oluyor. Yani Bir de bunun orada ben size gerçek dünyada da bunun yansıması işte zaten şey ya işte tarihi savaşı kazananlar yazıyor. Gene benzer bir durum var değil onda da mi? Ben yani. hep söylerim Orada zaten. Hitler'den Eğer size bir şey savaşı sorayım. İkinci Dünya Savaşı'nı Almanya kazanmış olsaydı şu anda Hitler çok iyi bir adam olacaktı. Evet. Amerika çok kötü bir ülke olacaktı. Evet. İşte Rusya falan böyle şey tukaka falan olacaktı falan filan yani. Tabii Hep tabii. şeyi söylerim yani. Onu o konuda haklısın yani. Evet Peki tabii ben canım size bir şey zaten sorayım. işte. Heh. Ya Reddit'te ben bir şey yazmıştım Harry Potter Reddit'te. Daha sonra silmem gerekti. O kadar fazla download aldı çünkü. Ne aldı? Abi ben download almıştım. O kadar fazla. Abi benim söylediğim tek şey şuydu. Greater Good mevzusunu inceleyip Grindelwald'u konuşmuştum. Hani bu herifin de kendince bir işte amacı var. Herifin dediği işte bu muggle'lar bizi baskılıyor. Biz hani bunları mağlup edip biz yönetelim. Hani bizi baskılamasınlar. Ben de şey diyordum hani bir Voldemort'a bakıyorum. Herifin öyle bir amacı yok. Herif işte sırf güç için yapıyor. Şimdi Grindelwald'a bakıyorsun herif mesela en azından yaşamın değerini biliyor. Voldemort da Sevgi. ölümden korktuğu için yapıyor ya işte Evet, onu da evet. görüyoruz işte yani. Ve sevgiyi de biliyor mesela bir noktaya kadar. Yaşamın değerini ve sevgiyi biliyor. Voldemort tamamen Onu... uzak bunlardan. Evet. Ya onun için ben mesela yani şey demiştim. Voldemort kadar siyah bir karakter değil. Ufacık bir griliği var. Greater Good'dan dedim ama sonra şey düşündüm. Bir bahane mi acaba aslında Greater Good? Ama Yani o en herkesin temel bahanesi verilen bir olabilir ki o bahane zaman bu. yani. Herkesin bu tarz bir bahanesi olur ki. Evet, hani ben işte yani bu savaşı açtım Greater Good için. Diye bir bahane mi olur acaba? Yani şey gibi mi? Ya Haçlı seferleri gibi mi? evet, aslında onun gibi bir nevi ama şimdi bunda şöyle bir nasıl diyeyim? Ahlaki eşik noktası var. Şimdi felsefede de ona zaten böyle hep takılır herkes. Şimdi din bazlı ya da ne bileyim belli ideal bazlı, ırk bazlı, işte ülke bazlı, işte milliyetçi, aşırı milliyetçi bir motivasyonla böyle yola çıkan şeyler genelde şu anda mesela kötü olarak görürüz ya. Yani Evet. bunların kötü olma sebebi ahlaki olarak aslında işte bu Voldemort'un kötü olma sebebiyle aynı. Şimdi bu küçük bir kesimi diğerlerine karşı üstün göstererek yola başlıyor. Yani Yok evet. Grindelwald karıştırdım galiba. Nasıl Yoksa yani? Ha, Voldemort mu? Voldemort mu dedim? Grindelwald. Evet, Pardon. Evet, Grindelwald. şey Doğru. tamam. Karıştırdım. Evet. Yani Muggle'ları küçük görmesi mesela Voldemort'ta da var bu ama ikisini bağlayayım. Grindelwald'daki daha böyle genel. O Evet. hakikaten böyle ırkçılık gibi bir şeyle, motivasyonla bunu yapıyor. Şimdi ne zaman bu eşitliği ve işte ortak faydayı
ortadan kaldırıyorsun, o zaman o greater good greater olmuyor. Minor, evet. Minority good oluyor. Yani azınlığın iyiliği için diğerlerine nasıl diyeyim, bu gücü empoze ediyorsun ya da gücü kendine istiyorsun. Şimdi oradaki eşik o. O orada o zaman net bir kötü diyebiliyoruz. Senin de eleştirildiğin şey bence o olmuştur. Çünkü evet. Mesela Grindelwald'un her ne kadar motivasyon olarak baktığında gri gözükse de yaptığı şey aslında son aşamada hiç gri değil. Çünkü evet, azınlığın zaten daha o üstünlüğü için. Aşamaları aslında filmde görmedik. Bunları sadece tabii tabii kitaplarda onları göstermiyor aynen. Esas o yani filmin adıyla uygun olsaydı da keşke ikinci film birebir onun üstüne kurulu olsaydı. Evet. O zaman daha iyi anlardık. Yani gerçekten Grindelwald'un o günahlarını suçları ilk neymiş yani? İşte bir üç film daha gelecek ya şimdi bakalım. Görseydik daha iyiydi. Yani 3 film daha gelecek mi mesela? Tamamen o 10 da bitecek yani. Ne yaptı evet, artık? Öyle bir flashback olduğu zaman zaten o zaman taşlar yerine oturur. Motivasyonunun da işte nasıl böyle azınlığın üstünlüğü için olduğunu da daha net anlarız. Onun için yaptığı şeyleri de görürüz. Şimdi hani belki daha iyi bir cidden hani kendince iyi bir amaçla başlayıp atıyorum 4. filmden itibaren yozlaşmaya başlayacak belki de. Gerçi elin mürver asanın da yani gerçekten yani olabilir. Ya. Böyle bir hale gelecek. Şeyi konuştuk yani böyle iyilerin şeyini konuşalım. Hı-hı. Abi Dumbledore. Evet. Heh, süper. Evet. Ne? Dumbledore. Yani Dumbledore'un Harry'ye aynı Snape'in söylediği gibi ki bence Grady'e verilebilecek en net örneklerden biri Snape. Evet evet süper. Snape'in söylediği gibi sen onu aslında seneler boyu kurbanlık koyun olarak, yani kasaplık evet. Koyun olarak yetiştiririz. Dumbledore. Yani Dumbledore'a iyi diyoruz. Herif kendince greater good için Harry'i yetiştirip bir de ölüme yolluyor. Evet. Ha, kitapları okuduğunuzda şey görüyorsunuz zaten. Film tabii bir sürü şeyi, ben bu arada filmleri de seviyorum ama film bir sürü şeyi kısmak zorunda kaldığı için hani süre tabii, evet. Şeyinden. Kitaplarda ayrı çok uzun işte konuşuyorlar yani ben aslında hani çok istemeyerek yapıyordum bunu. Yani o da cidden pişmanlık duyuyor ama yapmış. Harry'i cidden senelerce evet. Götürmüş yani. Onu da şundan işte sadece evet. İşte Harry de bir Horcrux olduğu için yapıyor bunu evet. Aslında ama işte bunun bir çözüm yolu olduğunu da mesela ilk bilebilecek kişi aslında Dumbledore. Çünkü işte Deathly Hallows'un nasıl işlediğini biliyor ilk elden. Mesela şeyi o taşı kullanmayı Harry kendisi keşfetmese de evet. İlk baştan işte Dumbledore bak şöyle bir şey yapabilirsin falan dese öyle bir şey yapmıyor ama. Evet hepsini böyle kendi görsün istiyor. Hepsini kendi istiyor. Harry'e yani çok fazla yük bindiriyor yani. Evet aynen. Dumbledore mesela şey mi yani aslında? Lawful good mu? Hmm. Yoksa yok lawful good değil. True ya, natural bence. True natural. Aynen evet true natural. Direkt natural. Yani. O işte şey ya yazarın şeyine kalıyor. Hani yazarın anlatma şekliyle nasıl söyleyeyim? Onu söyledim de şekilleniyor ha. Çok güzel. Gri karakterin mesela atası Gollum'lardır. Artıklı. Güzel. Şimdi mesela Snape'deki plot twist inanılmazdı yani ben. Evet değil mi? Tornar çok güzel bir yorum ya. Simsiyah giderken. Çok birkaç sayfada griye çekmişti karakteri yani. Evet. Gerçi birkaç sayfa değil ya. Yani. Şimdi yani çok güzel bir mevzu var. Abi ben buraya getireceğim mevzuyu. Tornar iki tane çok güzel uzun yorum yapmış. Abi ben okumayayım. Yayını kapatırım mı onunla? Şöyle söyleyeyim. Sondaki cümlenin üzerinden devam ederek cevap vermiş olalım. Çünkü griliye çok güzel bir örnek aslında ama bazılarınızın bam teline basarsam özür dilerim. Sürüşü lisan edersem de kusuruma bakmayın. Manipülatörlerin kralı, şahı, padişahı, şeytandır unutmayalım diye. Şimdi evet. Gelelim oraya. Şeytan. Oo. Şeytan değil mi? Şeytan bizi kötü yoldan saptırmaya çalışan bir melek. Doğru muyum? Evet. Ve her güce kadir olan Allah tarafından yaratılmış bir olgu. Evet. Yani buradaki o zaman senin bu söylediğine göre işleri takip edersek ve yani gelen İyi yoldan saptıran melek. Evet ama en nihayetinde kendi iradesiyle bunu yapmıyor bu. Görevli bu şekilde. Doğru muyum? Yani ya işte karşı çıktığı için şimdi bu kez o göreve tamamen. Ama yok.
artık kendi iradesiyle yapıyor. Yani şimdi aslında şeyle WoW'la ilgili şöyle bir mesela ha, oraya çeksen abi yoksa konu çok şey göndermesi yapılır. Mesela Sylvanas'ın bu kadar böyle özgür iradeye takık olma durumu var ya. Hı hı. Mesela şeyde bütün bu nasıl denir? Celestial mitlerde hatta işte bu şeytan şeyi ortaya çıkmadan önce bile geçen bütün muhabbetlerde bu kötü karakter ortaya atıldığında bunun en büyük böyle suçu ve günahı özgür iradesiyle bir karar vermesidir. Yani isyan, o isyan olarak geçen şey odur. Yani o yüzden şimdi mesela WoW'a da baktığınızda böyle Sylvanas'ın özellikle böyle bu konuya bu kadar hassas olması, o yüzden böyle Sylvanas'ın kötü gözükmesi, burada özel bir gönderme var. Yani isyan eden, sorgulayan böyle mitler içerisinde, yani sadece şeytan özelinde de değil, bütün kötü karakter. Mesela Loki de öyledir işte, evet. Nordic mitte, ne bileyim işte diğer mitlerde de şimdi Hades mesela. Hades işte direkt Jailer Hades benzetmesi, evet. Mesela çok yapılıyor işte. Bütün böyle bu tarz mitlerde bunların esas yaptığı şey özgür iradesiyle o genel düzeni sorgulaması, işte buna karşı çıkması, isyan etmesi falan gibi durumlar var. Yani hangi inanışta, hangi mitik karakter olursa olsun, işte şeytan da bunun işte bu kültürdeki, o dinlerdeki yansıması. Ama işte şimdi bunda da şöyle bir çelişki var. İsyan ettiğiniz şey iyi bir amaçla ya da nasıl diyeyim, insanların genelinin daha çok mutlu olacağı bir şeyler için mesela isyan ediyorsan ve onu başarıyorsan, bu işte mesela Kurtuluş Savaşı oluyor. Evet. Yani bunu da yöneten kişi Atatürk, işte bizim atamız oluyor mesela. Yani veya işte başka bir ülke içinde başka birisi olabiliyor bu. Yani onlar bunu kurtarıcı olarak görüp iyi olarak anıyorlar ve kendilerinin tarihinde önemli bir karakter oluyor. Örnek aldıkları bir karakter oluyor. Şimdi bunu yapamadığı zaman ama bu kötü anılıyor ve işte hatta başarılı bir şey söyleyeyim mi? Hı. Ya zaten kayyumluk olduk bu yayından sonra da. Yok canım ya. Yok canım, yani felsefi şey olarak bakıyoruz. İşte. Evet, felsefi olarak. Yani hayatta da yansıması var. Oğlum bunu söyleyeyim de bilmiyorum ki ya. Ya Atatürk girme. Yani WoW'la ilgili düşünün işte. Ya Sargeras tamam, mesela WoW'un şeytanı, işte onun üzerinden gidelim, evet. Değil mi? İşte hem şekil olarak hem de bütün motivasyon aynen, olarak. Aynen, olarak aya öyle yapılmış. Ya, Warcraft evreninin şeytanı Sargeras'tır mesela. Yani ve işte o da diğerlerine sorgu hani karşı tabii şimdi mesela Sargeras oluyor. Aynen işte Sargeras'ı mesela neden bazen belki amacı iyidir aslında falan gibi düşünebiliyoruz işte. Yani ha işte belki aslında o da onun bir yansıması ve işte sonradan mesela Illidan'ın yaptığı şeyleri düşününce genel yaptığı her şey kötü. Bir sürü kötü şey yapıyor ama son aşamada işte bütün belki Azeroth'u kurtarıyor bunun sayesinde. Evet. Şimdi ve ona hala laf sokuyorlar kardeşine. Ha, işte hala daha işte betrayer evet. Olarak anılıyor ve işte şekli, kullandığı metotlar ve hatta şu anda içinde olduğu görüntü bile işte o eleştirilme sebebi oluyor. Sargeras'ın da mesela son aşamada geldiği durum, işte Titanlar tarafından hapsediliyor ve işte Sargeras'ın şeyi işte gardiyanı Illidan. Ve yani ne olacak bunun sonu, işte buradan düşünün şimdi. Yani illa hani şeytan ya da din üzerinden düşünmenize gerek yok. Bütün zaten böyle mit kurulan, üzerine mit kurulan böyle bütün hikayelerde var bu. Bunlar da tabii ki işte onun çok güzel örneğini şeyde görebilirsiniz. Hikayelerden ilham alıyor hepsi. Onun en güzel örneğini Yüzüklerin Efendisi'nde görebilirsiniz. Böylelikle hani ha, kendi şeyimizden biraz şey nasıl söyleyeyim, sıyrılmış olurum. Böylelikle evet. Konseyi de hedef yapmam. Öyle şöyle söyleyeyim arkadaşlar. O çok daha net mesela. Yüzüklerin işte, evet Yüzüklerin evet. Efendisi'nde biliyorsunuz bir hani o yani en büyük tanrı pozisyonunda bir karakter var. Eru. Ilúvatar diye geçer. Ve dünyayı yaratmasında kullandığı belli melekleri var diyeyim. Yani Maiarlar var mı? Ya da Valar gibi düşünebilirsiniz Valar yani. Valar deniyor değil mi? Hı-hı, Valar şeyinde. Valar. Melkor da bunlardan bir tanesi. Ve Melkor hani müzik olarak düşündüğünüz zaman diğer Valarlar çok güzel müzik çalarken
Melkor tutuyor elektro gitarla distortion'la bir giriyor Aynen, böyle. distortion koymaya başlıyor. Yani Cağır cuğur gerçekten. zağır zuğur falan böyle bir sürü riff basıyor orada. Ama Eru şöyle fiskesiyle Melkor'u yok edebilecek gücü varken bunu yapmıyor. Şimdi o zaman burada kötücül olma muhabbeti Eru'ya mı ait? Ya da öyle yaratıldığı için elektro gitar çalan Melkor mu kötü? Ya da işte Eru'nun da zaten müziğiyle birlikte yarattığı dünyada özgür irade vererek insanlara ya da elflere, cücelere, işte entler aklınıza her ne geliyorsa iradeye sahip varlıklardan içindeki kötülüğü gün yüzüne çıkartıp daha sonra suçu Melkor'a atan mı asıl kötücüller? Değil mi? Aslında Melkor başlattı her şeyi diye. Mesela tek Evet. bir şey soracağım. Sauron'un mesela geçmişini çok bilmiyoruz. Hatta hiç bilmiyoruz galiba. Hatta Tolkien ne demişti? Ben onu hiç düşünmedim. Böyle bir şey demişti galiba Sauron hakkında. Ben Bu kadar onları da kaçırmışım önemsenecek abi. bir karakter olacağını tahmin etmemiştim He. diye şey yapıyor. Ama işte altyapısında da şeye Hı, çok olur. benzetiyorum ben mesela. Warcraft'la benzetelim. Mesela şey gibi Bwonsandi gibi mesela. İşte çünkü gücünü ona Melkor veriyor. Melkor'un da ilk başta işte sadık takipçisi ama ne zaman ki Melkor güçten düşüyor, ondan sonra Evet. işte bu boşluğu hemen değerlendiriyor. Kendisi atlıyor şeye. Evet. Ondan sonra da güç yüzüklerini yapıp işte o gücünü kalıcı hale getirmeye çalışıyor falan. Yani ikinci aşamada aslında baya böyle şey çıkarcı ve Evet. fırsatçı bir böyle tavrı var Sauron'un. Ama işte Melkor'un ilk hali mesela onun tam tersi. Daha Sargeras, daha böyle hani genel düzeni kendisine göre şekillendirme gibi bir motivasyonu var. Sauron'da öyle bir şey yok Ve mesela. mesela bu kitapta Melkor böyle işte simsiyah kule, işte simsiyah zırh. Yani hep Evet. böyle Ama geçer işte yani. Siyah yani giyindirme. diyorum ya mesela nasıl söyleyeyim? Çok basite indirgemeye çalışıyorum ama nasıl yaparım bilmiyorum. Yani işte hamam böceği aklınıza İndir gelsin ya. ya da işte dağdaki kurt aklınıza gelsin. Yani kurt Evet. ısırır yer bunun doğasında bu var. Havlar, ulur. Aynen. Yani Sauron ya da işte Melkor bu şekilde yaratıldı. Yani Sauron için demeyeyim en azından ama Melkor kesinlikle Eru tarafından bunu yapsın diye yaratıldı. Yani gidip de şimdi onun Yani tarafında işte distortion koysun diye mi? ha mesela işte Easterlings'ler var. İnsan onlar tamamen. Yani şimdi bunun tarafında yer aldı diye Melkor'u suçlayamazsın. Onların özgür iradesiyle yapmış olduğu bir seçim yani. Ya da Yani peki işte o Valar'ın içinde özgür irade verdiği tek Melkor mu? efendim? Valar'ın içinde özgür irade verdiği tek Melkor mu? Hayır canım, diğerlerinin de Hayır, özgür değil. iradesi var ama doğası o Hepsinin şekilde. özgür iradesi var ama Melkor'a özellikle böyle karşıt bir ses oluştursun diye yaratmış Melkor'u gibi gözüküyor. Ve Ya sonra onu Orta Dünya'ya affedip demiş ki yani kötü insanlar hani ben Melkor'a uydum. şey denir Kötüler ona diyor. işte bir confrontation oluşturma amacı böyle diğerleri güçlensin diye bir mücadele ortamı oluşsun diye yaratmış onu. Bir kötü Öyle olsun da gibi gözüküyor. iyinin Bir değerini tane hikayesi de anlayalım. öyledir mesela. Şeyi sorayım. Öyle değil mi? Öyle aslında. Hayır ama işte kötü değil o. Hani anladın mı? Kötü Hayır değil. değil. Kötü. Hani Mücadele etsinler, birbirlerini güçlendirsinler diye onu öyle yapıyor. Aslında onun da iyi olmasını istiyor yani. Eru'nun anladım. açısından. Mesela şey gibi düşün. İkisi de benim çocuğum. Ama işte böyle birbirleriyle maç yaparlarsa daha iyi oyuncu Alırlar. olurlar falan Evet, gibi daha bir gelişirler. mantıkta evet ikisini karşıt motivasyonunu yaratıyor. Yani çünkü İlginç. hani şöyle işte herkes orada işte tek olsa karşısında kimi koyacaksın diye gelecek. Hani savaşlarda aslında bir sürü teknolojik gelişme bulunur ya. Gibi. Hani bir karşıt Evet, şey lazım yani. yani yakın bir ama mantık. işte burada gri kısmı da şuna geliyor. İşte karşı tarafın hani niyetini anlıyorsun. Sen sadece orada empati kurabiliyorsun. Ama savaşı kaybettiği için kötü olan taraf ilan ediliveriyor. Evet. Ya ama Evet. mesela biraz daha bunu film ya da işte şey hani lore'u olan Dizi kitap yapacaklarmış ya belki orada gösterirler. neyi? Hani bu Melkor kısımları belki Ha, dizide gösterirler. oralar tabii görünebilir de hani biraz daha Yok, böyle ben sanmıyorum ya. herkesin bildiği karakterlere çekecek olursak işte Batman'deki Joker ya da Star Evet, Wars'taki Darth evet. Vader karakterleri hep yani
Ki Mandalorian'da aslında Darth Vader'ın muhabbeti çok net bir şekilde görünüyor da. Görkem daha iyi yorumlar aslında ama. Yani tam olarak böyle kötü karakterler işte altına gerçekten birazcık hikaye verildiği zaman ya da işte kötü olmaları için yaratılmış gibi algılarını kaybettirebildiğimiz zaman zihinlerimizde gerçek iyi taraflarını ya da yapmaya çalıştığı şeyleri net bir şekilde anlayabiliyoruz. Yani bu işte iyiliğin ya da kötülüğün tanımı işte Yok. biraz taraflı oluyor. Yani işte Evet. biz çatıştık mesela ne oldu? İşte Eda ile aile içi tartışma yaptık. Eda bana tokat attı. O onu rahatlattı aslında. İyi bir şey ama bu benim için kötücül. Eda'yı kötü belirliyorum. Ya da tam tersi işte Eda işte akşam bana kızdı, trip attı. Ne en sevmediğim yemeği yaptı. Kendi yedi, karnı doydu ama ben onu kötü belirliyorum. Neden? Çünkü ben aç kaldım gibi. Yani tamamen tarafla alakalı bir şey yani. Bak Eda, aynen. Bir de hani şey konuşuyor, geçmişi olmayan karaktere direkt siyah diyebiliyorsun. İşte Pennywise mesela, o öyle ya, öyle bir canlı Evet. uzayda beslenmesi gerekiyor. Önüne gelen yiyor. Niye Alien de ona öyle empati kurasın? mesela. Aynen. Hangisi? Alien. Ha, evet. Genelde korku filmi karakterleri asıl Tabii tabii siyah oluyor evet. zaten. Böyle hani işte canavar. O öyle bir şey. O seni Bana öldürecek. var. Hadi kaç. Direkt kaotik Hani. evil yani. İşte onun da Aynen. altındaki sebep şu. Azıcık bir şey verilmiyor olması. Mesela Görkem Evet. çok güzel yorumlayacağını düşünüyorum. The Boys'a ne diyorsun abi? Şu an ekrana da geldi. Evet, süper. Ya Boys bir kere muhteşem bir dizi olmuş. Yani izlemeyen varsa yani her şeyi bırakıp Boys'u izlesin. Yani Watchmen'in aslında izinden gitmiş bir hikaye. Bence bayağı ilham da almışlar. Evet. Yani süper kahraman olduğun zaman işte o verilen vitrin görüntünün iyi olmasına rağmen aslında nasıl kötülük yatabileceğini ilk elden çok güzel anlatıyor. Yani aslında günümüzdeki düzenin ve böyle bazı şeylerin de bir böyle stilizasyonu var. Böyle iyi gözüken şeylerin aslında nasıl kötü olabileceğine falan böyle bir Evet. ekstrem örnek veriyor. Şimdi Boys'taki yani karakterlere çok girmeyeyim, spoiler olur çünkü. Ama işte genel mantığı düşünürseniz işte mesela Superman bile aslında şey değildir. Mesela %100 iyi değildir. Mesela süper ve insan diye böyle süper insan gibi geçer ama her şeyden önce insan değil Yani. mesela. Uzaylıdır Superman. Ve işte Evet. insanlara her zaman üstten bakar ve bizden böyle yani normal insanlardan kendi yaratılışı itibariyle, doğal güçleri itibariyle böyle zaten doğal olarak güçlü ve farklıdır ya. İşte yani o mantıkta bakmak lazım. Süper kahraman eleştirilir ve modern zamandaki işte bu Boys gibi hikayeler, Watchmen gibi hikayeler aslında bu eskiden gelen ve işte bu sorgulanmadan iyiliği kabul edilen karakterlerin işte boyutlarını, alt katmanlarını bize böyle sorgulatan ve aslında olan bu böyle Evet. böyle olmayabilir dememizi sağlayan şeyler. Şimdi sen Peki. Superman'e bile bunu diyorsan gerçek hayatta mesela karşılaştığın insanlara işte olduğu gibi görebilirsin. Bir nevi insan sarraflığının sana nasıl diyeyim ilk eğitimini vermiş oluyor bu düşünce şekli. Ve gerçekten de böyledir. Yani ahlaki teoremlerin çoğunda da mesela felsefede bu şekilde bakılır olaya. Yani çoğu şey mesela eyleme geçmediğin sürece işte kötü kabul edilmez. Ama onu düşünmek mesela işte sana işte nasıl diyeyim bu seni eşiğe getirir. Ama işte Boys'daki mesela şeylerde bu gücün ve işte sana diğer insanlardan farklı yapan şeylerin aslında seni nasıl böyle farklılaştırabileceğini de Güzel. gösteriyor. Sen Gücün. normal bir insanken aslında sana bu güçler verildiğinde ya da işte ne bileyim piyango kazandığında olarak da bakabilirsin buna. İşte nasıl değiştiğini, kişiliğinin de değiştiğini, işte yapabileceğin şeylerin, işte iyiliğin, kötülüğün, işte senin o perspektifinin de nasıl değişeceğini bu tip şeyler böyle çok güzel gösteriyor. O yüzden bazı insanların mesela her şeye rağmen işte kendini bozmaması, bazı insanların da çok fazla bir şey olmadan bile böyle kendini dağıtması gibi durumlar aslında işte bunun abartı olmayan ve gerçek hayattaki hali. İşte o Güzel. griliği de orada görüyorsunuz zaten. İşte net kötü olan işte Alien gibi
İşte ne bileyim o itteki yaratık gibi şeyler gerçek hayatta olmadığından bu tip şeylerle daha güzel empati kurabiliyoruz. İşte Boyz'un zaten Watchmen'in de tutmasının birinci sebebi o. Çünkü gerçek hayatta da bir süper kahraman olsa aha böyle olur. Yani çünkü Evet. insanlar böyle. İt. Peki bunun üzerine ben iki örnek vereyim mi? Bir tanesi daha gri bir karakter şey, bir tanesi de tam bunun üzerine insanın hani aslında kötülüğe meyilli olması ile alakalı. Ben Kayıp Rıhtım'da bir yazı serisi yazdım ki benim de Kayıp Rıhtım'daki birinci senemde olmak üzere ve hatta şey bilgisini de verelim. Bizim geçen yılki grilik konusu şöyle çıktı. Biz işte Utku ile konuşuyoruz yani, ne yapalım ne edelim. Ben de Kayıp Rıhtım'a grilik yazısı hazırlıyorum böyle işte. Witcher ve Evet, ilk Warcraft okulda üzerinden çıktı gitmişim. doğru. Witcher ve Warcraft üzerinden gitmişim. Utku'ya şey hani taslak yolladım. Hani ne düşünüyorsun diye. O da okuyup lan böyle bir şey yapalım Çok güzel konu. tadında geldi. Ve onu yaptık yani. Aslında o da oradan geldi. O yazıdan geldi. Onu da söyleyeyim. Şey diyecektim. Ben Kayıp Rıhtım'a işte en son Christoph Grandin yani polisiye yazarının bir iki serisi var. Kötülüğün Kaynağı diye. Kendi o adı vermiş. Üç kitap. İşte birincisinde üç kitapta da böyle kötülüğün üç farklı kaynağını inceliyor ve bir tanesinde mesela sizin koyduğunuz şeytan veriyor. Ama mesela kitabın sonunda öyle bir bağlıyor ki Aslında şeytan kötüymüş. mı yoksa kendini şeytan yerine koyan insanlar mı bu kötülüğün kaynağı, sana bırakıyor. İlk kitapta insanın içindeki kötülüğün kan rengine yansıyıp siyaha döndüğünü ve onları temizlemek istenmişten bir sapık üzerinden gidiyor. Hatta tahrik oluyor onlar. Hani o siyah kanı onlardan çıkarıp onları temizleyeceğim diye. Son kitapta da son kitapta da doğa bu onu nasıl alayım? İnsanın içindeki ilken Spoiler yok bu. İncelemede yazdığım gibi bağlamaya çalışıyorum. Lütfen. Bu arada kitap incelemesini spoilersız yapmayı çok iyi öğrendim vermeden. artık. İnsanın içindeki ilkel güdülerden hep bir vahşilik şeyim var acaba ya getiriyor. Var. Tarih öncesi çağlardaki içgüdülerimizden yani. Evet var. Yani işte yani aslında bu üç kitabın sonunda insana şunu sorduruyor. Bizim içimizde mi aslında bu zaten? Biz bahane mi arıyoruz? Evet. Evet. Ha bitti. Daha Evet. evet dedi bitti. Tamam yani Ya bir daha önemli evet işte demez. zaten insanlık da orada giriyor olaya. Ben sana şöyle sorayım. İnsan olabilmek çok önemli diye konuşuyoruz ya işte. Evet. İyinin İnsan ol kötülüğün önce. farkına İnsan diye. varabilmek aslında her şey içimizde ama onları kontrol edebilmek aslında insaniyetin en önemli noktası gibi. Hani mesela şey diyorsun hani aslında suçu şeytana mı atıyorlar? Bir kendileri bir O kılık bir biraz daha şeyler yapıp. zayıflık. Ha bak az önce Evet. bir soru da geldi. Onun üzerine Spam geldi bir aslında. soru. Ben de şey yapmayayım dedim hani Senin birbirimizi bölmeyince kemiririz ben de burada. atlamadım. Çok güzel. Şimdi sen deyince aynen. Şimdi ben ona cevap vermiş de olayım. Şimdi şeytan şudur arkadaşlar. Şeytan insanların yaptığı kötülüğe mazeretidir. Evet. Yani mitlerde de böyledir, dinlerde de böyledir. Yani şeytan dürttü geyiği vardır ya, işte o şeytan dürttü geyiği, şeytan kimseyi dürtmez. Çünkü yani gerçekten seni gelip dürtmesiyle ilgili bir durum varsa bu şizofrenik bir durumdur, tamam mı? O şizofreninin bambaşka bir tartışma sebebi. Şimdi vardır yoktur kısmına girmiyorum ama bir şeyi insan yapıyorsa dinlerde de bakın böyledir bu. Sen kendin yaparsın. Sana işte Evet. hatta her dinde anatema şudur. Sana bir akıl verilmiştir. Bu aklı Sen istediğin kullanman sen öğretilir. düzgün kullan der yani. Bu aklı, bu ahlakı sen düzgün kullan. İyilik yap. Böyle genel dinlerin öğretisi de budur. Aynen öyle. Yani dinlerdeki şeytan olayı da aslında sana kötülüğü yaptıran değildir. Bu insanların zayıflığıdır olayın sorumluluğunu şeytana yüklemek. Hatta Ve onlar şey da der. gri karakter değildir. Hani Kusura şeytanı böyle o olma. Hani bakma. ördek var o olma der. O Evet, hani işte o direkt o yani olmaktır. ya aklını çelme gibi bir durum varsa bu şizofrenidir arkadaşlar. Evet. Yani dinlerde de böyle bir şey yok çünkü. Yani açın istediğiniz kutsal kitabı okuyun. Dinlerin genel öğretisinde işte şeytanın sizi baştan çıkarmasına izin vermeyin gibi bir şey varsa orada o senin iraden, senin Evet. aklını kullan, iyi şey yap, iyi şeyler yap, insanlara iyi şeyler
Yap işte yani şeytanla ilgili kısım budur yani. Bütün dinlerde Hatta böyle. bir soru gelmiş de sana gelmiş de ben onu şey ben cevaplayacağım çünkü Söyle söyle. bu Grancin'in üç kitabından biri olan Şeytan Yemeği'nde bulunuyordu. Şey demiş Ha? sormuş. Müslümanlık ve Hristiyanlıkta şeytan ruhen yok mu abi? İsteyen birisini Grunge boşa kabahatle giren bilebilir. çok ciddi araştırmalarla yazan bir adam ve adamın ana karakteri Katolik, ağır Katolik. Ve abi herif şeytana inanmıyor. Ve benim anladığım ağır Güzel Katoliklikte deme ya. şeytan yok. Yani ağır Katoliklikte şeytan yok. Tanrı var sadece onu söyleyeyim. Yani şeytanı yok kabul ediyorlar onlar. Yok öyle bir güç. Adama bütün kitap buna anlamasına çalışmasıyla geçiyor aslında. Yok diyor yani bütün kitap. Yani onu da söyleyeyim. Hani ağır Katolikler şimdi Katolik varsa beni bile vurmasın sniper'lar da şimdi yanlış bir şey söylüyorsam WhatsApp'tan. Neye gülüyorsun? Ama Lorgan yani seni hakka doğru. Grancı atarım yani Çok suçu. iyiydi O öyle yazmış hani Karaca oğlan derim. be. Hani onun anlattığı karakter ağır Katolik ve inanmıyor. Yani şeytanın varlığı yok diyor yani öyle bir şey olamaz. İnsan kendi yapar. Tanrı'nın karşısında 3 kitap boyunca. Onu da söyleyeyim. Ben. O yüzden o ağır Katolik kısmında şeytan inancı olmayabilir. Ruhen Yani yani. zaten işte Kaçtım ben ya. bu Beni şey alacaklar az buraya. önce onu Aklıma. demiştim. Mesela skolastik olarak böyle geçen şeylerde işte inanış şekilleri de öğretiler de mesela şey de vardır işte illa din olması gerekmiyor. Mesela işte belli bir okulun işte kuralları vardır. O okulun kurallarına göre işte school işte skolastik lafı oradan geliyor zaten. Evet. Oranın kurallarına göre bunu İngilizceyim ama yaparsan o skolastiğin katı ne olduğunu kurallara bilirim. ait Ben de şeylere onu yazdım. uyman gerekir. Yani Ha? Neye gidiyorsun? Onu dinler yazdım. de böyle işte din nedir? Mesela işte kutsal bir kitap gelir. Kutsal kitapta kurallar vardır. Uyarsan o dine işte mensup olursun falan takip edersin. Ama işte her dinin farklı bir sürü mezhebi, alt uygulama şekli, anlayışı, işte herkesin farklı bir görüşü var değil mi? Bir dinin tek bir hiçbir zaman bir din bir mezhep olmuyor. Yani. Ama işte bu anlayıştan kaynaklanan bir durum. Bazıları kapalı kurallar üzerine bunu yapıyor ve o şekilde kabul ediyor. Bazıları da daha açık ve işte sadece kitaptakini uygulasan yeterli ya da işte ana kurallara uysan yeterli ya da ne bileyim sadece iyi insan ol falan diyen de var. İşte yani oradaki ana fikir o. İşte o şeytan fikrinde takıldığınız olay da o. Yani benim orada dediğimde mesela işte Sargeras yaptırdı diye bir şey var mı yani Warcraft'ta? Hangi karakterden görüyorsunuz bunu? Mesela işte ne bileyim Kil'jaeden gelip işte Sargeras yaptırdı bana bunu affet beni Velen falan yapıyor mu? Olsa orada öyle bir şey güler miydiniz? Böyle? Ya. Gülerdiniz değil mi? Yani olmaz çünkü işte gerçek hayatta da böyle. Yani o yüzden mesela şeytan beni dürttü o yüzden bu işte ne bileyim parayı çaldım falan diyen adam gene hapse gidiyor. Mesela neyse o zaman şeytan yaptırdıysa demiyor kimse ona. İyi Yani hal aynı indirimine şey giriyor. gerçek hayatta da geçerli. O yüzden işte onun mantığını ona göre kurun. Yani şeytanın şizofrenik bir eşik işte olup olmadığını oradan anlayabilirsiniz. Yani size gerçekten öyle bir şeyin yaptırdığını düşünüyorsanız işte o bambaşka bir şey. Onun inceleme kısmı farklı. Ama bunun mazeret olarak değil de ne bileyim hani böyle kötü şeylere sebep olarak görülmesini diyorsanız yani onun bir sembolizasyonu işte o zaman Evet. şeytan mesela her para çalan her işte ne bileyim hak etmediği işleri yapıp işte başkalarının hakkına giren herkes bir şeytan mesela o bakışla da. Evet. Yani illa mitolojik bir karakter ya da işte Kesinlikle. ilahi bir karakter olması gerekmiyor. Yani aynı şeyi yapıyor çünkü. Şeytan diyor ki beni bir salın artık. Yapıp Benim yapıp iş şey onun benim karikatürü vardı zaten. Lan bu benim bile aklıma gelmez. Abartma diye. işte Şey şey hani yani. ben hani sizi bekliyorsam yukarıda bekliyorum. Benim sizin salaklıklarınızla alakam yok şimdi. Bir iş yok. Siz ne yapıyorsunuz? Ben Lan benim yapıyorum. yapıp Siz de yapıp öbür benim tarafta üstüme dolaşıyorsunuz. attılar ya. Yani işte yani Warcraft evren yani sonuçta bütün bu yazılan hikayeler işte Lord of the Rings'de mesela yani Tolkien aslında çok dinci bir adamdır mesela ve bu tip şeylerden haliyle adam esinlenmiş, ilham almış ve işte iyilik kötülük olayını anlatma ilhamını da aslında buradan almış. Yani savaşlarla ilgili
adamın kendi bir sürü travmatik anısı ve bizzat içinde bulunmasından dolayı içine düştüğü durumlar var. Hikayelerinde anlattığı şeyler de mesela ne bileyim ırkçılıkla suçlandığı da bir sürü şey var mesela Tolkien'in. Halbuki öyle bir şey yok. Adam o zamanın, o şartların durumuna göre kendi yaşadığı artık gördüğü insanlar üzerinden bir şeylerin iyi olması için, insanları motive etmek için bir şeyler yazmış kendince ve anlattığı hikayede o çizgide. O yüzden iyi kötü çok net. Çünkü adam savaş zamanında böyle kafasında bunları oluşturmuş. Yani aynı şeyleri düşün işte. Bütün bu ne bileyim işte Nordik mitlerin yazıldığı dönemdeki yaşantı, işte o dönemki işte ne bileyim Norveç'teki insanların günlük hayatı, işte gökteki auraları, işte aman şey auroraları görmelerinden kaynaklanan bir şeyler, işte o yüzden orada Asgard var diyor adam mesela, onu görüyor. İşte yani bütün olan şeyler de bunun üzerine kurulu. Hikaye mesela Warcraft hikayesindeki gördüğünüz popüler kültür göndermelerinin bu kadar çok olma sebebi Warcraft hikayesinin işte 90'lardan sonra yazılmasından kaynaklanıyor. Evet. 90'lardan sonra, çünkü pop kültür çok hakim. Yani o yüzden böyle bu göndermeler üzerine kurulu her şey. Yani Star Wars'taki olay da o mesela. Yani Star Wars'un tutma sebebi zaten işte o 70'lerdeki Flash Gordon olayının işte bu kadar tutup, işte sadece Flash Gordon da değil, o dönemki işte o fantastik bilim kurgu olaylarının işte sonraki aşamaya geçmesi, bunun işte biraz daha işte insan hikayesi üzerinden anlatılması falan gibi şeyler üzerine tutuyor. Çünkü o 70'lerdeki işte genel duruma artık nasıl diyeyim bir kaçış oluşturuyor. Yani bunu mantıkla yapmak istersen işte Star Trek böyle biraz daha bilim kurguya yönleniyorsun. İşte biraz daha fantastik gideyim, iyice kafayı dağıtayım dersen Star Wars'a yönleniyorsun. Ya da işte daha geleneksel gideyim dersen Tolkien okuyorsun. Biraz böyle geriye gidip. Yani bütün zaten tutan hikayelerin de böyle altyapısında aslında benzer şeyler var. Aldıkları ilhamlar, iyi kötü tanımları. İşte şimdi Warcraft'ta mesela bizim genel dediğimiz böyle gri karakterin çok olması, herkesin hem iyi hem kötü olması, işte belli tarafa geçtiğin zaman farklı birden perspektifin değişmesinin sebebi de bu. Çünkü öyle bir zamanda yaşıyoruz ki yani iyi ve kötü birbirine çok karışmış halde. Evet. Yani o yüzden Warcraft bu kadar tutuyor ve o yüzden aldığı ilham da bu şekilde nasıl diyeyim sembolize ediliyor. Yani bundan seviyoruz o karakterleri çünkü yani daha rahat empati kurabiliyoruz. İşte Sylvanas'ı seven, onun fanatiği olan da, işte Alliance'ı seçen de kendinden bir şeyler bulabiliyor o tarafta. Yani ne bileyim işte az önce dedik bak Boys gene geldi mesela. Boys'un ve günümüzdeki çizgi romanların tutma, işte bu dizilere uyarlanmasında ya da ne bileyim Marvel DC filmlerindeki genel durum da böyle. Mesela DC filmleri neden karanlık? Daha gerçekçi yapmaya çalışıyorlar. Böyle daha ne bileyim Batman'i sevme sebebimiz, işte Joker'i sevme sebebimiz. Mesela son Joker filmindeki Joker neden bu kadar tuttu? Çünkü çok gerçek. Yani çok bizden. Böyle, evet işte yani evet, ben de kötü olsam ben de böyle deliririm diyorsun. Yani çünkü o yani o adamın kötü olma sebebini görüyorsun ve evet işte ben de o durumda aynı şeyi yapardım diyorsun. Ne bileyim Batman'in mesela son işte bu tutan işte Dark Knight filmlerinin tutma sebebi işte o sebepler ve işte karşısındaki kötülüğe karşı işte kendisinin de kötü olması. Evet, evet biraz kötü olmayacaktım. Ben ondan bahsedecektim, bilgisayar kapattı. Tekrar o zaman hoş geldin. Ya umarım... evet işte ben Murat'la da konuşmuştuk işte bir o yine Granger'ın kitapta geçiyordu değil mi? Biraz hani kötüyle mücadele etmek için kötü olman lazım. Ve senin de biraz çamura batman lazım. Yani işte o onu veren, çünkü günümüzdeki griliğin de sebebi bu. Biraz onları verdiği için bu tip şeyler tutuyor ve işte empati kurabilmeni sağlaması için de bu griliği vermesi gerekiyor. Warcraft da bunu çok iyi yapıyor. Zaten işte anlatmıştım, bu yazım ekibi, son oluşturdukları ekip yani aşırı böyle dolu tipler. İşte bu Christy Golden'lar bilmem neler. Yani onun dışında da böyle 10-15 tane böyle çok sağlam adam var. Bu zaten işte
Mesela Danuzer, işte Steve Danuzer şu anda hikayenin başındaki adam. Bu adam Everquest yapan adam. Yani Çok güzel MMO oyun. oyunların işte hiç oynadınız mı bilmiyorum da Evet, çok o güzel oyun oyun. mesela yani mekanik olarak ve işte hani oyun olarak aslında böyle çok basit bir oyundur ama deli bir hikayesi var. Evet, çok Yani zordu. işte o taraf seçme olayı, işte Evet. hikayede seçtiklerinin sonradan işte karakterinin gidişatını değiştirmesi falan gibi olayları MMO olarak ilk EverQuest yaptı. Yani EverQuest 2 hatta galiba tam emin değilim de onda bu olaylar oldu. Ondan sonra böyle bu modern MMO'lar oluştu. Bu World of Warcraft'ın yolu yapıldı bir nevi. Yani bu tip şeyler o yüzden işte empati kurmanı sağladığı için önemli ve işte bu yazar ekibi de hep buradan gelen adamlar. O yüzden işte yani grilik olayını bu perspektiften görün derim. Ve susarım. Ben de abi yalnız Görkem'in konuşma temposu bu kez işe yaradı. Ben gittim geldim çünkü 1,5 dakikalık Hissettim. şeydi. Evet, hissettirmedi. Gitti bir iki saat. Ya aslında arada bittiydi lafım da baktım orada kimse yok. Yoksa sana o şeyi Duymadım. patlatacaktım tam onun yolunu yapıyordum da. Hangisini abi? İşte Granger olayını hani kötü de Ha. olmak lazım falan diye. Ben şeyi söyleyecektim. Ben Negan örneğini verecektim bu arada grelik olarak. Mesela Witcher. kullanma tamamıyla çok Yok, temizler. Negan. Negan. Ha, Witcher, Walking pardon Dead. şey. Mesela Negan'da şeydir. Walking Dead izleyenler. Hala izleyen benim gibi sağlıklar var. Ya şey bir evet. karakter olarak girdi diziye. Bu arada ben de şeyden rahatsızım Walking Dead. Herifler ölmüyor. Yani belli bir grup ölmüyor. Ben orada kabullendim. Ama şey, yani mesela dizinin ana karakteri dizinin olsa diziden çıktı. Yani öyle de bir şey yaptılar gerekince. Abi Hani belli karakter ölecekleri zaman öldürüyorlar da yani cidden bir ölmeme durumları var belli bir kimlik. ölmeyen de ölmek bilmiyor Evet. Şey diyecektim ben. Negan mesela bir geldi. İki kişiyi kafalarını parçaladı böyle direkt hani ama şey ana diyordu karakter. mesela evet. Rika şey diyordu mesela ulan sen böyle bir şey yapıyorsun da yanlış yapıyorsun. Böyle bir dünyada bunu böyle yapamazsın. Hani daha sert, böyle daha acımasız olman lazım. Ben halkımı böyle tutuyorum diyordu ve Ha bir şey bak senle konuşmuştuk galiba onu. Negan'ın o konuşmaları Illidan'ın Velen'le konuşmalarını andırmıyor mu abi? nasıl be? Biz de konuşmadık ama galiba. Nasıl yani? Aydınlattın Yok o anlamında zaman mı? seninle konuşmadık pardon. Ya yani Heh. şey başka bir arkadaşla konuştum o zaman. Negan'ın bu şeyi işte Rick'le konuşması aynı şey gibi. Illidan'ın o Legion zamanı Velen'i ikna etme konuşmalarını çok andırdı bana. Yani aynı motivasyon var. Tabii Evet. Illidan o zaman da böyle tam şey değil ya. Böyle daha Nahr'ı öldürmemiş falan. Evet. Ortadan gidiyor. Ama işte Illidan da sonradan işte Nahr'ı öldürüyor. İşte Negan da işte bu ana karakterleri çatır çutur öldürüyor. Aynı şey, aynı paralelde gibi gelmişti bana böyle Ve hani karakter olarak. aslında dünyanın gerçekleri Rick'e göre daha fazla farkında. Çünkü sen bir yalanı yaşatmaya çalışıyorsun diyordu ona hep hani. Ve şey diyordu çok koştu ya. Ben seni öldürmek için sana adam yolladım. Sen onları öldürdün. Daha fazlasını yolladım. Onları da öldürdün. Onların intikamını almak için yolladım adamları da öldürdün. O zaman bunun bir karşılığı olmadı gerek diyordu. Evet. Ve çok fazla yani Rick'e göre gözü daha açık bir karakter Negan ve gerçekten Güzel. çok acımasız girdi diziye ama sonra Sargeras vari bir açıkçası fan favorit oldu ve benim de yani şu an dizide en Illidan gerçekçi abi. bulduğum İşte evet Illidan Illidan. bence. Yani Ve Walking yani Dead'in Illidan. şeydi hani bir de çok da eğlenceli bir karakter olduğu için Tabii canım. Süper. oynayan Ama hep bizim şey Morgan. vardı ya onun abi yapılması gerekiyordu. Evet, yapıyor yani. Ben sana bu dersi vermem lazım deyip Evet, yapılması gerekiyordu ya bunu arkadaşım. falan. Kadar. Sonra gelip kendi mekanında dalga falan geçmeye başladı. Angelika o zaman şey yapmıştı yani. İki böyle yeni soktu. Dedi Angelika o zaman böyle bir şey olmuştu. Kedicik. Negan mesela diyor. Mesela oradaki Whisperer'lar da ruh hastası. İşte zombi gibi giyinip öyle yaşıyor ama onların da kendi Onlar maskeleri. cult direkt. Cult of the Damned.
Ya da şey old cut şeyleri, Twilight Cult falan. Evet, hani onlara. Şey diyorlar işte. Bu dünyada biz de böyle yaşıyoruz. Hani siz yanlış yaşıyorsunuz. Onların da kendi bakış açıları vardı. Batman'i ben şey diyecektim ya. Batman konusunda. Mesela Joker filmi sonunda şey diyor yani. Sen bana kötü diyorsun da yani sen neler neler yaptın bu aşamaya kendine kadarı aslında onu evet. Umpeze ediyor diye. Mesela işte o kızı feda etmesi gerekti. Evet. Kızdan da hatırlamıyorum şimdi de. Yani ikisini kurtarmaya çalışırken mesela ikisini de kurtaramadı. Gibi gibi. O da işte şey... Işte elini yüzüne bulaştırmıştım yani. Mesela Marvel'da işte az önce Görkem söyledi ya, Marvel'da daha az bahsederiz bundan. Orada biraz daha süper kahramanlar süperdir de DC'dekiler evet. Biraz daha bizden muhabbetine evet, geliyor. Joker mesela direkt bizden. Evet. Ya işte Batman, Joker'da... Arrow örnekleri de öyle. Yani işte iyilik için öldür. Yani hani sana sen kimsin öldürüyorsun falan ama işte Marvel'da romanlarda şey oldu işte. Thanos yani. Thanos'u evet. En yakın yaptı. Thanos da en sevilen kötü karakter gibi bir şey oldu evet, zaten. Evet, evet. Zaten artık direkt Sargeras'la falan kıyaslamışlar. Thanos çünkü işte. Anca o zaman akıllara dank etti zaten. Evet, evet. Sevgiler aslında. Evet. Şey, DC'de şey problemi, çizgi romanlarda şey problemi var mesela bu. Nasıl yani? Joaquin Phoenix'in Joker'ını konuşsak 150 tane daha fazla Joker var. Yani, değil mi? Hangisini şey alıp konuşacaksın işte. Joaquin'inkini herifi öyle o hale getiriyorlar herif. Çok naif ama biraz... İdeal tasarım aslında şeydir ya, Batman'in animated series var ya, direkt evet. Şeyin seslendirdiği işte, Mark Hamill'in seslendirdiği evet. Joker. En ideali odur mesela genel olarak kabul edilen. Mesela Joaquin Phoenix de bu griliği katmak için mi yapıldı acaba? Onda da şey vardı hani, herifte biraz mail vardı. Aha. Ama herkes de itti onu. Yani filmi iki defa izledim. Aha. Herifte o eziklik çok var. Eziklik ve intikam alma duygusu var. Evet. Ama zaten herif öyle doğmuş. Yok doğmuş değil. Öyle yapılmış. Yani o kafası olsa geçirdiği kazanma. Evet, o hale evet. Gelmiş. Ve itiyorlar sürekli. Kimse anlamaya çalışmıyor. Şey, zaten o yüzden kanon değil. Çünkü orijinal hikayede Batman'deki Joker'in Joker olma sebebi işte kimyasal bozulma ve işte delirmesi falan ya. Evet. Bunda direkt kapatan karakterde bir şey var. Böyle evet. Hani bir sebebi var böyle. O duruma düşmesi için itilmesi, mağdur olma. Esas o işte. Tamam. Aslında evet, o. Mağduriyet var ekstradan. Orijinal Joker'de bir mağduriyet yok mesela. Mağduriyet olduğu anda da o gri hemen empati kuruluyor. Sahipleniyorsun evet. Ya mesela Heath Ledger'inki de herif kisko battı ama herif öbürüne değilmiş. O da mesela Batman'da daha fazla sevilmişti bu film. Evet o Negan'a mesela yakın bir motivasyonu evet. Var. Herif zaten şey. Öyle bir oynadı ki öldü. Adam hayatını boyunca oynayıp gitti yani gerçekten. O da bir acıdan saygı duyulacak bir şey. Herif tamamen her şeyini verdi o role. Oraya gitti ama hani Batman'den daha fazla sevildi o filmde falan. Evet. Zaten hani Dark Knight mevzusu vardı ya. Hani. Evet evet. Yani o hakikaten isim direkt veriyor işte. Yani kendi evet. İşte o iyilik, iyi bir sonuç için kendin de böyle kötülük yapmak zorundasın evet. Aslında. İşte o duruma düşürüyor Batman'i. Ben alıyorum şu anda şu son yorumda yaptığım ve arkadaşlar kötücül haberi dur, veriyorum. Dur dur. Ne? Dur dur. Senin bu ara sesin gitti. Ben müdahale etmedim ama. Heh, dur. Azıcık. Bir şey. Tamam. Var var. Gitti geldi sesi de. Var ama şimdi iyi. Duyuldu yani. Söyleseydim. Şimdi bir ufacık bir şey yapıyorum çünkü. Ben şeyi söyleyeyim o zaman son kez. Son örnek olarak. Benim hı. Grilikte en fazla üzerine. Bak 3 defa yazdım hatta üzerine tamamen. Gontarodin ve Olgirt. Ona vererek. Hearts of Stone'dan Witcher için. Diğer sesi. İşte bir tane Curable diyebileceğimiz bir Dealer var. Şeytan değil tahminen Soul Trade. Ruh tüccarı tadı bir abi var. Bu Olgirt'ta her şeyini kaybetmiş ve işte buna Sarhoşkan yakalanıyor. Ondan 3 tane dilektiriyor. Ama karşılığında ruhunu alacak. Ama Olgirt mesela şey yapıyor yani. Bana bunları vereceksin. Aha. Ama sonra ben araya bir tane proxy sokacağım. Yani Geralt'ı sokacağım. Geralt oluyor daha sonra. Hani başkası olacak. O benim için ayrıca 3 farklı şeyi yapacak.
Bir de sonra ayın üzerinde buluşacağız. Sen beni o zaman alacaksın. Baba yani başına gelecekten kaçmak için o da böyle hindikler katıyor sürekli. Anlaşmaya. O dim de nasıl diyeyim? Yani o girdim bu kolay ulaşma hevesini aslında cezalandıran karakter. Çok acımasız cezalandırıyor ama hani sen ne istedin? İşte güç istedin, işte para istedin, verdim. Tamam. Eşinle dünya çok güzel bir kadın istedin, verdim. Tamam. Sonsuza kadar yaşamak istedin. Gerçi orada şey diyor. Yarınlar yokmuş gibi yaşamak istiyorum dediğinde kalbini taşa çeviriyor. Orada bir kelime şey yapıyor. Tamam bunu da verdim. O zaman bana karşılığını ver. Olgir de bunu yaşamamak için sürekli bir şeyler ekliyor bu anlaşmaya. Yani Odin orada çok kötü bir karakter olarak gözükse de Olgir de yani hiçbir şey yapmadan daha doğrusu düştüğü çok kötü durumdan kolay kaçmak için direkleyip sonra bedel ödememeye çalışıyor bizi kullanıp mesela. Yani orada böyle insanlar Olgir'de üzülür de ben 3 defa bitirdim. Birinde sadece Olgir'de yardım etmiştim. Diğer ikisinde Odin'e izin vermiştim. Ahsı salar diye. Yani bu hak etti başına geleceği. Tamam yaşadı Valla. çok güzel sonsuza kadar. Parasını aldı. Eyle şimdi vakti geldi. Al. Ben o Ödemenin konuda neyse. yani o trader'ı hiç şey yapmıyorum ya abi. O adam yani çok açık net bir şekilde Ha, ifade ediyor. şerefsiz. Ha? Net bir şekilde şerefsiz onun sorunu değil. Odin kötü bir karakter. Ne diyecektim? Ya kötü bir karakter de yani karşısında abi ben deal yapmıyorum dedikten sonra seni zorla tutup da deal'a mecbur kılmıyor Bayağı anlaşma sağlıyor kağıdıyla, kiyle, kalemiyle yani neredeyse. yani. Yani işte onu Orada zaten mesela sen oynayan bilmiyorum. karakter olarak da karşısına çıktığında ki yaptığın seçimlerle de oyunu yönlendirdiğinde ortaya koyuyor aslında yani. Evet. O Hani biraz da yine son... şeye geliyor işte ben bunu yap buna maruz kaldım bak o bunun suçu falan gibisine geliyor yani. Hani Old Girto'da çok pis mağdur yatıyor da artık mağdura kalmıyoruz. Silvanas'la Yani Spider-Man'in kapışması evet aslında yayının çok güzel bir özeti. bu arada bu da yılbaşıydı yani oldu benim. Gözüküyor mu şu an? Aa, göster Aa, kameraya. bakayım. Hiç beklemediğim bir şeydi böyle. Lan bu ne lan? Yan Ters mi? çevirelim. Adam Ha. hediyesini gösterip hava atmaktan aciz ya. Şey ben vurdum. İstersen oğlum. Ha. Ha. Kimin hediyesi? Kameraya Ha, üzerinde kameraya. şey yazıyor. Sleep It Warcraft. Ah Sleepwalker. be. Arkada varmış. Klavyeye Kurdum. döktüm. Klavyeye Ne? Diye döktüm. Hort şeyim vardı o parçalanmıştı onun yerine bunu almış. Bu güzel oldu valla. Böyle ya bana alınabilecek hani kıyafet Ay. vesaire onda da böyle seviyorum. Kimin Annem hediyesi? getiriyor onu Biz bir alıyor. fikrim yok. Rahat diyoruz sana. Kimin hediyesi? Teşekkürler. Annem almış. Ha, iyi o zaman buradan şöyle Mamikale'ye selamlar söyle. şöyle de söyleyelim arkadaşlar vesileyle hepinizin yeni yılı eğer görüşemediyse yeni yıl yayınımızda ya da konsey vesilesiyle de tekrardan söylemiş olalım. Hepinizin yeni yılı mutlu, kutlu ve sağlıklı, başarılı olması dileğiyle arkadaşlar. Ay inşallah. Ay inşallah. Keşke ama koronanın update versiyonu geldi yani bilemeyiz. Neyin? Koronanın update versiyonu geldi Ya yani. korona, Bilemiyorum. yani bakalım Bilmiyorum ya. nasıl Karşı da karşılayacak. geliyor. Karşı da geliyor. Merak etme. Korona geçsin de, valla arkadaşlar tek sorunumuz korona olsaydı keşke 2020'de. Umarım Evet ya. daha büyük sorunlar karşımıza çıkmaz diyelim. Umarım griliğin ya da onun bunun arkasında saklanmayacağımız ya da işte onun bunun arkasında saklananların yaptığı şeylerin sorumluluğunu çekmeyeceğimiz, acısını çekmeyeceğimiz bir yıl geçiririz. Öyle söyleyelim. Gerçekten birinci yılın geçmiş olmasıyla da birlikte Görkem'e ve Murat Han'a da tekrardan bir yıl boyunca söylediğiniz şeyler için abi ağzınıza sağlık. Evet. Bugün Bizi yaptığınız ağlayanlara ve sağ olun. izleyenlere de biz teşekkür ederiz. Bugün Evet. yaptığınız yorumlardan dolayı da teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız tekrardan. Ve siz arkadaşlar biz kaçıyoruz. Evet SGK Time yazmıştı az önce biri. Evet SGK Time Evet. bastırıyor ve zaten sohbet tadı altında böyle grilikleri, Sylvanas'ı bol bol konuştuk. Warcraft karakterlerini mevcutta yani günümüz yaşantımızdaki dizi ve film karakterleriyle karşılaştırdığımız güzel bir yayın oldu. Güzel bir söyleşi oldu. Bir sonraki konsey yayınında görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize çok 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 dikkat edin. Lütfen bu korona günlerindeki hele de işte mutasyona uğradı değişti.
tehlikeli geliyor falan diyorlar. Arkadaşlar lütfen lütfen kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. İyi geceler. Hoşça İyi kalın. Geceler. İyi yıllar.